Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Demet ve Jess'le gel konuşalım. Her zaman olduğu gibi TV8 ekranlarında başlamıştır. Gördünüz, birazdan çok değerli konuklarımızı efendim ağırlayacağız. Tabii ki haberlere bakacağız. Ama bugün tabii ki mübarek bir gün efendim. Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni efendim kutluyoruz. Mübarek olsun ve karşınızda tüm şıklığı, güzelliğiyle Demet Akalın. Teşekkür ediyorum. İyi kandiller diliyorum. Dualarınızı lütfen ikimizi de ekleyin. Amin. Ay, ne güzel vallahi söyledin. Evet tabii. Amin, amin. Bugün güzel bir gün. Evet. Arkadaşlarımız geliyor, sevdiğimiz arkadaşlarımız. Güzel, türkülü, bol kendileri hakkında yapacağımız dedikodular var. Soracağımız sorular var. Zannetmesinler ki kankalara geldiler, güzel güzel geçiririz. İltimas yok diyorsun. Herkese eşit mesafede izliyorsun. Yok canım, tabii güzel sorularımızı tabii hazırladık yani. Tabii ki. Ve sizleri de bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yorumlar bizim için değerlidir. @gelkonuşalımtv, Instagram artık ezberledik. @tv8gelkonuşalım da bizim Twitter adresimiz. Birazdan haberlere bakacağız. Küpeye bayıldım. Öyle mi? Evet. Çift takmadım, böyle tek yapayım dedim ama. Güzelim ya, bugün de güzelim bak. Işığımız da güzel. Bak, çok tatlı ya. Eski kadın olmak başka bir şey. Ceylan da böyle. Eskidin mi sen? Neren eskidi senin? Bak, eski kadın demek şey olarak. Işık nasıl hemen yönetmeni çağırdı. Tabii çok mu? Biliyor musun, her zaman söylüyorum, Türkan Şoray da böyleymiş. Evet. Filmlerinde ilk önce ışıkçısını çağırırmış. Bak. Ama çok doğru. Önemli. Işık insanı Işık güzel önemli gösteriyor ya. Hayır, var olan güzelliği gösterelim diyoruz. Başka bir şey istemiyorum. Ben de benim araya yok. Çektim gömleği, geldim. Şöyle söyleyeyim. Ben de şöyle bir efsane duymuştum zamanında. Süperstarımız Ajda Pekkan'la ilgili. O da mesela daha böyle Instagram filtreleri falan filan var ya, artık televizyonlarda da var. Farkındasınızdır. Bakınız mesela İbo Show yılbaşı programı. Neyse. Hülya Avşar onunla alakalı açıklama yapmış, ne biliyor musun? Dedi? Haberim yok. Söyleyeceğim birazdan. Ne? Yok. Yok, nerede ne olacak zaten? Ekip yapmış falan. Ben böyle he? Ha, şimdi yakaladım. Aslında Hülya Hanım için mi yapılmış o? Normalde hep öyle yazıldı ya, Hülya Avşar istedi de. Hülya Avşar yok, vallahi benim haberim yok diyor. Ya Hülya Avşar yani çok güzel, istediği zaman zeki, istediği zaman safa yatar ama çok şey, garip de onların filtresi. Ya hatırlarsınız yılbaşı. Abi Bülent abi çok fenaydı ya, Bülent Serttaş. Abi Bülent Serttaş yoktu. Cenk Eren yoktu. Göz yok, hiçbir şey yok. Cenk'e böyle yaptı. Aa, gözlerin nerede? Bir de Aleyna vardı değil mi Tilki? Aleyna hiç yok, o onun doğmamış. Burnu yoktu gibi doğmamış, hissediyorum. Doğmamış, o doğmamış. Hiç yok. O burun gitmiş. Artık filtre ne bulduysa götürmüş orada. Şey vardı ya, dur, efsane şu. Hatırlayayım. Ajda Pekkan için? Ajda Pekkan çorap mı? Bravo. Şey, file çorap, muz çorap, hani hanımlar bilirsiniz. Onu şey yaparlarmış, bu kadraja, yani bizim kameraların önüne koyarlarmış, merceğe direkt. O zaman da böyle ilk filtre icat edilmeden manuel olarak yapılırmış bu işler. Olabilir, Ajda Hanım tabii çok yurt dışına da çıkıyor. Orada kim bilir neler görüyor ama o filtreleri oradan, daha filtrenin F'si yokken burada. İlk filtreler bunlar. İlk filtreler. Kamera değil mi? Yani enteresan ya. Ne acayip değil tabii mi? Ama ışık. Nereye ışık geldik şu anda? Sen Zeki Müren'i Parlayı falan okutmuşlar, gördün mü? Hani görmez olur şey, muyum? Attık ya gruba. Tabii tabii. O AI dedikleri yapay zeka. Yapay zekaya artık, yani o bir program ya diyelim. Hani gerçekten öyle. Hı-hı. Ona diyorsun ki mesela bana program yaz. Programa diyorsun ki bana program yaz. Sallıyorum en basitinden, bana bir muhasebe programı yaz. Benim şirkete özel. Ciddi veriyorsun misin doneleri? Tak, sana hop geliyor. Şaka yapıyorsun Cesi ya. Sana da yaptılar ya. Aleyna Tilki onu falan. Anladım, hani muhasebe falan abi, şey diyorsun. Yapay zekayı yapay bir şey yaptırabiliyorsun artık. Oraya geldi iş. Abi inşallah başımıza bir şey gelmez diyerekten hemen başlayalım bakalım o zaman. Evet. Bu arada sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Ceylan ve Alişan geliyorlar ve onların da yeni bir düeti var. Evet, biraz dün sen çıktı, bilgi ver. Dün çıktı şarkıları. Alişan zaten bana birkaç gün önce dinletmişti. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şarkı. Çünkü ben her zaman söylerim, küçük şarkı akılda kalıyor. Dedim güzel. Baktım dünden beri de zaten izlenmeleri güzel. Bizim Ceylan pek meraklıdır, ona soracağız bunları. Aşkım orada onun saati var, burada bunun keşfete düşmesi lazım. Ama ne kadar güzel bir şey işine bu kadar sahip çıkmak. Ha şey, istatistikleri mi biliyor? YouTuber, tabii. Aferin ona. Abi onun kızı falan da o işlere meraklı. Bak ya. Bak ne geldi. Zeki Müren. Cihan doysun biriz, doysun bizim bu gökdeniz. Parla hilal ve yıldızım. Parla beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu cumhuriyet. Parla yüz yaşındasın. Ben yedim. Yani ben yerim bunu. Tamam yani. Değil mi? Oldu. Evet. Olmamış mı? Ama Norm Ender'in biliyorsunuz 29 Ekim için yaptığı 100. yıl marşı Zeki Müren.
Evet, Norm Ender'e de buradan sevgiler. Ara ara ona mesaj atıyorum. Çok başarılı. Abi adam, başarılı. Adam mesela şarkılarında falan bana geçiriyordu. Ben mesela geçen sene bana deseler ki Norm Ender'i gerçekten çok seveceksin, kalpten seveceksin. Hadi oradan derdim. Diyorum ki oğlum seni sen seviyorum. Hande Yener'i sevdin ya. Ciddi misin falan. Ya yapma. Ne? Ciddi misin diyor. Ama çok güzel bir marş yaptı. Çok. Herkes çok güzel. Yani mükemmel. Direkten yaptı ama aynen. Onunki... Ha? Herkes yaptı. Tabii. Tan yaptı, ondan sonra... Kenan Doğulu yaptı, Tarkan yaptı. Evet, hatırladıklarım, evet. Unuttuklarım varsa özür dilerim. Ama Norm Ender'inki çok parladı. Evet, o ses Türkiye dokundu. Yılbaşı'da da vardı. Aynen öyle. Ama sen bak ki Zeki Müren'e bak, yapay zeka dedik evet dedik ya. Dedik verdiler. Ama işte bu senin dediğin mesela o filmlerde dublajlarlar falan sıkıntı olmayacak mı ya? Herkes işsiz kalacak gibi bir his var içimde. Tabii ki. Yani insan emeği gidiyor artık. İnsan gücü gidiyor artık. Makineler başladı artık. Yani bilmiyorum bizden sonraki nesil, ondan sonraki nesil ne yaşayacak göreceğiz. Ama en azından biz biliyoruz ki bizim memlekette yine güzel haberler var. Hı. Başlayalım mı? Hazır mıyız efendim? Hazırsak ilki geliyor, buyurun. Pavyon şarkıları yeniden hayatımıza girdi. Sincanlı Erkal'ın malum şu sıralar Gemiler Yaktım şarkısı her yerde. Pavyon şarkıları bu kadar moda olunca Adanalı bir süt üreticisi de kendince formül üretti. Müzik ruhun gıdasıdır sözünden yola çıkan çiftçi, ineklerini beslediği ahırda ineklerinin süt verimliliğini arttıracağını düşünerek ahırda 7/24 pavyon şarkıları çalmaya başladı. O çiftçi sadece müzik değil, ahırına kurduğu mini ışık sistemiyle de ahırını resmen pavyona çevirdi. Adana yine bizi şaşırtmadın Adana. Işık da severiz Adana'yı. Galiba, değil mi? Işık tabii yapmış. Işık var. Ne istiyorsam ses düzeni var. Yalnız var oğlu, müzik var. Dediğin şey insan için de hayvan için de. Ben geçen gün keşke atsaydım ekibi. Kedili olanı gördüm. Huysuz bir kedi her şeye böyle mırlıyor hırlıyor. Abi kadın türkü söylemeye bir başlıyor. Oluyor kedi. İçine mi dönüyor? Tabii canım. Bir tane hırçınlığı gidiyor. Müzik işte müzik yani evrensel. Müzik, hayvan için de insan. Ruhun gıdasıdır. Şimdi bak zamanda yapılan araştırmalar da bilimsel araştırmalar var. Hani ineklerin sütünü arttırmak için yıllar önce yapılan araştırmalar ve kabul görmüş araştırmalar bilimsel Mozart dinletmişler. Klasik müzik dinletmişler. Hmm. Gayet dingin müzikler dinlettikleri zaman daha çok üretim olmuş sütte. Allah Allah. Bunda olacak mı bilmiyorum tabii. Bu başka bir tarz çünkü. Bu tabii bu hızlı şarkılar, pavyon şarkıları demişler ama bunda da verim olabilir. Çünkü bizim Erkal yani biliyorsun şarkısı tuttu demeyeceğim artık başka bir boyuta geçti yani. Herkesin dilinde. Evet doğru bu şarkı nefis oldu. Ben sana söyleyeyim al bunu yeni albümüne koy. Başka o kadar beğendin. Okundu ama o şarkı. Okunduysa okundu sen de oku. Ne olur yani. Çok güzel çünkü. Çok beğendi. Çok içselleştirdi. Evet evet. Ama herkes evet. Çok beğendi ya. Sen beğenmedin. Beğendim. Güzel. Güzel. Mani gibi. Güzel senden yani. Sen diyor beni diyor çok soğuttun. Gelsin canımı yaksaydın. Evet. Yani. Ateş sevdin. Yaksaydın falan. Sözler güzel. Aslında bakarsan giderli sözler yani. Tabii. Dünküler de çok iyi değil miydi? Romantik Erhan ve Özlem. Kocam da kocam. Efso. Efsoydu. Onlar da efsoydu. Efso. Espriliydi, güzeldi. Şimdi bak mesela bilir misin Osmanlı zamanında akıl sağlığını yitirmiş insanlara da mesela müzikle tedavi yapılırmış. Öyle mi? Tabii. Orta çağda direkt öldürülüyorlarmış. Çünkü tedavi bulamadıkları için Avrupa'da özellikle ama Osmanlı mesela bunu icat etmiş zamanında. Güzel. Tabii ruhun gıdası olduğunu anlamış ve bu şekilde tedavi yapmış. Bir şey var ki tabii ki yiyene yemeyene saygım sonsuz bana gelmez. Bir Kobe beef var bilirsin. Bu Japonların galiba. Mesela o biraz abartı. Artık yani sonuçta besin zincirindeki hayvanları evet üretiyoruz bir şekilde kendimiz için sonuçta lazım diye. Ama yok efendim onları askıya as. Evet ya. Sürekli müzik eziyet ver, kaslanmasınlar, yumuşak olsun. En pahalı ettir dünyada bu arada. Ama o çirkin bana olmaz. Onu aynı fikirdeyim seninle. Çünkü o biraz hayvanlara eziyete giriyor bence yani. Bilmiyorum tam teşekküllü nasıl asıyorlar, nasıl as şey yapıyorlar. İşlemlerini ama sevimsiz bir şey dediğin yok yani nasıl diyeyim sana eziyet başka bir şey evet değil. Yani tam böyle hani ekrandayım diye yumuşatmaya çalışıyorum ama doğru kelime bu eziyet gibi geliyor bana kusura bakmasın tercih edenler bana gelmez peki şimdi biliyorsunuz bizim kız istemelerde bir ritüel vardır damatlar çok iyi bilir bir tuzlu kahve verilir. Hı. Tabii. Gelin gider adayı veya neyse kız istemede o tuzlu kahve gelir bakın şimdiki versiyon ne olmuş izleyelim. İşte yani, altın 63.000 lira. Doğru. Envanter bakalım ne çıkacak. Ondan sonra kaç tane çeyrek dedi? Baktım ben kaçırdım valla. Bir 5'i bir yerde gördüm. Reşat 10 tane dedi galiba ilk başta. 5 dedi. 5 onu 5. 5 mi dedi? 10 tane de küçük desek bakayım. Küçük altın desek.
61, 60 da öyle. Yani 120, 130'a falan geliyor yani içine de işte o şeyler. Yani kimse kusura bakmasın ama beni bağla, bu modern bir başlık parası değil mi ya? Ha evet, düşünürsen öyle tabii. Değil mi? Modern başlık parası. Bir şey söyleyeceğim. Hem tuzlu kahveyi içecek adam, damat, ondan sonra bir de altınla dolduracak. Ben üstüne 5 tane içerim bunu vermemek için. Bence de tuzlu kahveyi iç. Ama tuzlu kahve içince de başına insanların neler geliyor. Ölen var ya bunun için. Tabii tabii. Vallahi işte şekeri mi var, bir hastalığı var işte, alerjisi. Tansiyonla ilgili herhalde bir şey oluyor. Alerjiyle alakalı bir tane damat gitti böyle. Onun için bu tuz işini yapmayın ya. Ben yani tutumlu olduğumu biliyorsunuz. Ben bunu içeceğime siyanür içerim abi. Ya saçmalama. Bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle bir adetimiz yoktu. Yeni miymiş bu adet? İşte onu diyorum. Bu modern bir başlık parası mıdır? Nedir? Anlamadım ki, bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu yani. Aa bak bak, şengelli iğneyi koymuş. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Bu altın işleri. Düğünlerde para atma işi Ceylan'a sorarız. Birazdan gelecek. Abi, birkaç saniye, birkaç dakika en fazla sonra. Of baksana yine bak. Yani fincan dediğine bakma Ces. Bayağı bak of of of. Evet evet. Beş tane. Ben zannettim ki ya o ya o ya o. Hepsini aldı ya. Yani hepsini aldı fincan. O bu sayılan envanterin. Damatlara Allah kolaylık versin. Ya bir şey, siz kuyumcular mı icat ettiniz bunu? Bravo. Ha? Siz kuyumcular mı icat ettiniz bunu? Yeni adetler. Bravo, eski köy yeni adet yani. Bu nedir ya, bu anlamadık biz şimdi. Yani bu kadar parayı kim verebilir ki? Kız isterken. Fincanın altına güzel şöyle kalıplı böyle kallavi buzlar oluyor. Buzu üstün altına koyarsınız, üstüne altın, hani daha çok yüksek durur o zaman. Daha altlık az yap. Altın olur. Ne yapayım, ilk aklıma o geldi yani. Bazısı da zorluyor biliyor musun? Hani adet falan okey de bu yeni adet. Bunu bir kere evet, yedirmeyin insanlara. Şey. Bu yeni, böyle bir adet duymadım ben. Ben 20 küsur yıl önce gittim, çiçeğimi aldım, çikolatamı aldım. Normali bu değil mi? Normali budur. Hanım gitti kahvesini yaptı. İçtik tuzumuzu. Hatırlamıyorum tuzlu yaptı mı yapmadı mı. Ama içtik ya kahvemizi. Ya işte nişan falan orada söz olursa belki bir bilezik takılır. Belki bir hani evet. Bir kuyum bir şey evet, takılır tabii. Ama böyle fincanın ağzı dolana kadar. En üstte gramı da koydu. Bak 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 bak. Olacak iş değil. Bilmiyorum, sizin başınıza geldi mi? Yazın. Bize göre eski köye yeni adet. Ama belki çok eski bir adet. Bizim farkındalığımız eksik. Yazın. Var mı? Böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hiç yaptınız mı? Özellikle beyler. Bakalım. Peki efendim. Bugün değerli iki konuğumuz var. Memleket turunu biraz kısa kesiyoruz ama laf lafı açar yine haber veririz size. Şimdi efendim birkaç saniye içerisinde Ceylan burada. Buyurun. Evet efendim, ve Ceylan da aramızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsun bu arada, söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak bebek gibisin Ceylan. Niye korkuyorsun bu ışıklardan? Işık, ben şu anki ışık çok güzel. Bazen çıktığımız programların ışıklarında sıkıntı olunca ben tabii ki geriliyorum. Çünkü çok eleştiri alıyorum bu konuda. Ne ay şöylesin böyle, esasında öyle değilim. Siz de canlı gördünüz. Şimdi biz çıplak gözle görüyoruz seni. He? Nefis çıplak aynen. Gözle bakıyoruz ama yani. İşte nefis. Bazı ışıklardan mesela fotoğraf çekiyorlar. Anında bir şey oluyor. Doğru. O anda ışıklardan da uy, neler söylüyorlar. Ters ışığa falan düştüğün zaman öyle. Değil mi? Haklısın haklısın. Yani sonuçta bu sanatçı hassasiyeti gayet normal bir şey. Biz var ya geçen bizde yaz tamamdır. Bizi AVM'de yakaladılar. Tamam. Biz Ceylan'la böyle hararetli bir şey konuşuyoruz. İkimizde de makyaj yok falan filan. Gazeteciler bir geldi. Ceylan böyle yaptı. Hay! Ay, Demo gözlüğünü ver. Baby dedim, hemen gözlüğümü çıkardım ona verdim falan filan. Ondan sonra durun dedim ya. Yani tabii şimdi biz sanatçılar için daha zor. Tabii ki muhakkak ışığımız ya, güzel olsun, şöyle bir pırıl şey pırıl ben olsun. Normalde Beylancığım çok mikrofonu açalım lütfen. Yani şey üstünde kapatıyorsun ya. Normalde ben çok makyajsız dolaşan bir insanım. Hiç ben gündüzleri makyaj asla yapmıyorum. Bana diyorlar ki yapma yani, bir şey sür. Yani çünkü karşılaşma ihtimalin çok... Ben de öyle mesela geçenlerde terziye gidin. Sen benim başıma geleni bilmiyor. Terziden çıkamıyorum. Ya gidin diyorum. Terziden çıkamıyorum. Ama sen her çantana bir tane güneş gözlüğü atacaksın. Var, o zaman. O arabanın içi dolu ama arabaya bırakıyorum. Çantayı niye atmıyorum? Bu sefer böyle yaptım. En sonunda baktım çağırıyor, gitmiyorlar. Çocuklara böyle efendim, gözlüğünüz varsa benim bana. Yoksa benim çıkmam. Gönderin, yoksa çıkmıyorum diye. Ya bu çok zor bir hayat değil mi ya? Hani sürekli hazır olmak. Yani, yok ya, o kafaya takıyor ha? O kadar çok. O ya ben normalde esasında ben çok rahatım. Ben makyaj yapmayı çok sevmiyorum. Normal hayatımda hiç makyaj yapmıyorum. Bak demek ki de öyle normal. Gelişine yaşarım hayatı yani. Aynayla barışık mısındır? Yani kendini beğenir misin aynaya baktığında? Esasında ben makyaj halimi daha çok seviyorum. Evet. Şimdi yani daha makyajsız, daha duru böyle şey yani hiç böyle... Pırlanta mis gibi geliyor her şey naturda, bana. Natürda tabii insan kendini de daha şey, ama işte birisi çektiği zaman da, çünkü abi bütün sanatçıların ne resimleri var ne fotoğraf, ama neler yazıyorlar. Ya takmayacaksın ya da dediğin gibi bir tane güneş gözlüğü bulunduracaksın baby. Çok var hem ne bulundurmak, çekmeceler, evler, ne
neler var? Gözlükçü dükkanı açabilirim. Gözlük, parfüm, makyaj malzemesi böyle. Meraklısın değil mi sen de öyle şey? Sen ne diyorsun? Parfüm merakında var değil sen mi? Sen ne diyorsun? Sana atacağım akşam. Neyi atacağım? Sana akşam benim evdeki şeyi atacağım. Göya komşuyuz ya. Bak bütün yaz... Ya, laf hafta, çarptırdı. Aynen haftada iki böyle... Ceylun ne zaman şey yapıyoruz? Bir kere bir kahvaltıcıda karşılaştık. Ama ben dedim ki bizim sen bana müsait olunca söyle konu at aşkım. Dedim. Ondan sonra ay tamam sen çok çalışıyordun. Evet. Ben sana kaç kere şey başka işler de yapıyor. İnşaatçılık falan filan. Öyle evle mi? Alakalı tabii. Emlak işleri de yapıyorum Bodrum'da ben evet. Yani gayrimenkul danışmanlığı mı yapıyorsun? Yani, evet yani ev alım satım işleriyle de uğraşıyorum. Zevkli bir de. Enteresan. Yani. Ne yapıyorsun? Mesela hani bir ara Derya abla yapardı, Derya Tuna yapardı. Onun gibi mi? Yani, hani evet. Evi alıyor, renove ediyor, ha, yapıyor evet, ve satıyor. Evet, yani bazı evler var evet dekore etmem gereken evler. Mesela bu sene kaldığım, oturduğum ev tek katlı müstakil böyle Bodrum'da. Ne güzel. Tek katlı Bodrum'da müstakil ev biraz zor yani. Haklısın. Orada mesela orayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü içine girdim. Ay bana bir kasvet çekti. Fenalık geçirdim. Dedim ki bu evi kimse almaz bu şekilde. Şimdi cirlo gibi bembeyaz. Saçan mı onda? Ferah tabii ki. Ama bir tane bir otur arkadaşım yok, ya. Yok anam bana bütün evler var. Ben alıp satıyorum. Dur ben daha şey yaparım boş ver. Ne bak, yapacağım ben? Ceylan'la ilk samimi olduğumuz zamanlar belki bundan 25 sene önce. Heh. Ceylan'a gittim. Bir şey anlatıyor. Gözümü şöyle kapatır mı? Bu tarafta. Gözümü kapatır mı? Bu tarafta. Pır pır Ceylan böyle. Fazla şey adına. Geçen Kemal de öyleydi ya. Hiper üstü bir şey ya. Çok. Bir şey anlatıyor mesela konsantre. Sen bana diyorsun ki laftan lafa geçiyor. Gel Ceylan'la bir de konuş. Ay bebe evet oradan öyle oldu. Buradan böyle oldu. Bin tane ama ben anlıyorum onu. Çünkü bizim frekans aynı. Ben de seni artık anlıyorum. Ya yani şey ya evet çok hiperaktifim yani. Mesela, o çok hızlı düşünüyor. Mesela bana bir şey biri bir şey anlatıyor, konuşuyorum ya. O anda mesela A derken bir anda Z'ye geçiyorum. Anlamadım. Mesela biri bir şey anlatıyor. Diyorum ki Allah aşkına kısa kes anlatmanı. Ben olayın başını anladım. Finale gel ne oldu diyorum. Yoruluyorsun. Ama diyor ortayı anlatma. Ben olayı anladım diyorum. Finale gel diyorum. Ben finali dinledim. Leblemeden kuru yemişçi diyorsun yani. Evet. Bazen de şöyle algılama sorunu yaşıyorum. Yani mesela bazı çok zekiyim bazen de böyle mevzu ortadan anlatılıyor. Ortadan anlatılmayacak. Başını anlatın finalini anlıyorum. Bir şey söyle sen nasıl film seyrediyorsun? Filme konsantre olmuyor. Bunu seviyorum. Sen ne diyorsun? Atlamalı mı? Atlamıyorum öyle fazla. Bazıları çok sıkıldığım şey olduğu zaman iyi diyorum bu fazla şey oldu tık tık. Yavaş yavaş ama fazla çaktırmadan. Bizim mesela genel anlamda konuşuyorum. Türk dizileri sana ağır geliyor mu? Uzunlardır çünkü. Adam ben ceket giyer, şey yürür söyleyeyim falan. Türk dizileri biraz daha mı uzadı sanki? Bilmiyorum. Bir saati yani vardı. Bana daha uzadı gibi geliyor. Ya genel hani anlamda. Sanki böyle iki saatte şimdi bir iki buçuk saat, bir yarım saat daha fazlalaştı. Özetiyle beraber olabilir. 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 Evet. Başta özet veriyorlar ya Ceylan'cığım. Evet. Ondan sonra da ana bölüm. Özetten sonra da uzadı ama. Olabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Yani özetten sonra uzadı esasında. Evet. Yani önceden evet ama özetten sonra bir yarım saatlik uzama gördüm ben. Ceylan peki bir şey soracağım. Bu kadar sabırsız bir insansın. Mesela hayatta seni en çok ne zorluyor? Neye tahammülün yok mesela? Ay işte yani şuna da hiç mesela bekletilmek, yalan söylemek, atıyorum işte mesela bir işe gittin, uçak saatin değişti, kıyameti kopartırım. Atıyorum yani bunun gibi. Neye mesela tahammülün yok? Neye tahammülüm yok? Bu konuda şeyim yani hani mesela hastaneye gidersin derler ya doktorlar hani Ceylan Hanım hangi ilaca tepki hani gösteriyorsun? Ha. O ona öyle demiş de o bitmiş de öyle bir şey yok. Eğer bir insanın sağlam, şimdi sen eğer insanlarla geçinemezsen, sıkıntı yaşarsa, menajerler, atıyorum organizatörler, gittiğin televizyon programları, herkesle bir sıkıntı yaşarsan o zaman evet maalesef diyorlar ki aman abi. Geçimsiz diyorlar. Aman. Hmm. Aman bunu almayalım. Aman kulisi kötü diyorlar. Ama işte sonuç itibariyle diyorsun ki insanın kendiyle yüzleşmesi lazım. Aynen. O yüzleşmeyi yapıp o tokat sana vurulacak ama kendini vuracaksın ben onun. Ben vurdum. Bak o diyor ben aynaya baktım vurdum babamın. Kimse sözüyle. Bana vurmadı ben kimseyi suçlamıyorum. Baban orada sana bir sinyal aynen. Çakmış sen mesajı almışsın. Ben kendime vurdum ondan sonra kendime geldim. Şunu anlatmaya çalıştım. Eğer bir insanın cevheri gerçekten bu varsa ve sen halkla bir bütünsen seni halk seviyorsa... Geçmiş seni olsun, kimse önüne engel olamaz. Şey bunu bana kimse söylemesin yani. Ceylan'cığım bir kere nefis bir kadınmışsın ya. Yani çok samimisin. Allah razı olsun. Senden de olsun. Yani nefis şeyler söylüyorsun. Ve bence çok güzel örnekte teşkil ediyorsun. Ama şöyle düşünmekte fayda var mı bilmiyorum. Hı-hı. Şimdi Ayayna o zaman hatta o zamandan daha büyük de tabii yani. O da
çocuk sayılırdı çıktığında. Şimdi herhalde reşit oldu ama onun bugün böyle düşünüyor olması anormal mi? Çocuk onun, gibi düşün. Şimdi öyle geçmişini bir şey düşünüyor ama yeri geliyor çocuk oluyor, yeri geliyor olgun böyle konuşuyor. O zaman karar verecek. Öyle mi böyle mi yani? Hı hı. Şimdi ben abi esasında çok da seviyorum sesini. Çok da güzel okuyor yani. Yetenekli bir de en son kliplerini falan aynen, kendi çekiyordu. Hiç şey yok. Kendi yani sesine ki falan bir lafım yok. Bence onun da bir aynaya bakıp kendine bir yüzleşmesi gerekiyor bazı şeylerde. Çünkü dediğim gibi eğer insanları ve atıyorum menajeridir, yanında çalışanıdır atıyorum. Şimdi ben buraya TV programına geldim. Sabahtan beri burada insanları bezdirsem değil mi? Tabii. Mesela, haklısın. Ne olacak? Diyecekler ki aman kardeşim Ceylan almayalım. Aman aman sorumlu. Yani bu. Bu doğru. Eğer bu kulvarda tamam gidiyorsa zaten kendi kendine tokatı vuruyor. Ki bu her sektör için geçerli. Her yani sektör için geçerli. Geçimsiz bu insanı tek, ben bu lafımı tek Aleyna için de söylemiyorum. Aleyna'nın üstüne gitmeyeyim yani olay. Yok yok zaten iyi şeyler söyledin. Yani bu bütün bizim hepimiz için geçerli. Ben bu dönemi yaşadım ha. Bak ben kimseyi suçlamıyorum. Ben de öyle. Ben işte de geri çağım zaten vardı benim de. Bana benim için de diyorlardı. Aman abi aman Ceylan'a bulaşmayalım. Evet. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bazen dibe vurmak, evet, daha çok zıplayarak daha evet yukarıya çıkmaktır. Haklısın. Ben onun için yaşadım. Aleyna bence büyüklerinin lafını da biraz dinlemeli. Tabii ki ailesi var, yanında ona akıl veren insanlar var. Kimsenin de akıl vermesine gerek yok. Dediği gibi istediği zaman olduğunu biraz olabiliyor çok fazla ama ben sosyal medyadan görüyordum böyle. Hani ne diyeyim, magazinlerde hı-hı görüyordum. Çok fazla hızlı şeyleri çıktı var. Yani, ha şey çıkışları var. Çıkışları var evet hı-hı yani. Delikanlı işte. Ha? Delikanlı. Yani genç evet yani ama şey çok güzel bir yeteneği var. Bence durulup bir kendinle yüzleşip sonra da güzelce işine devam etmeli diye düşünüyorum ben. Çok güzel tavsiyeler verdin. Valla çok gerçekten güzel ablalık yaptın. Yani. O da yaptı geçenlerde. Hatırlarsan Demetciğim evet, o da yaptı. Bir şey soracağım. Sen mesela çocuklarını okuturken çocukların arkadaşları onların Ceylan'ın çocukları olduğunu bilmiyormuş. Böyle bir evet, rivayet var. Evet, doğru mu? Oo, çok güzel. Çok disiplinli. Nasıl ya? Benim ne olduğumu söyleme. Ceylan'ın kızı. Yok mesela benim oğlum hiç söylemedi. Çünkü dedi ki anne biri senin için bir laf söyler ben bunu kaldıramam. Ah canım benim. İstemiyorum dedi. Yani, ama haklı. Şey yapmak istemiyorum. Bilmelerini istemiyorum anne dedi. Mesela oğlum söylemedi. Benim oğlumun kaç yaşında oğlun şu anda? Benim oğlum şu an 95 doğumlu işte 27-28 yaşında. Geldi tabii ya değil mi? Asgari falan gitti. Evet gitti geldi. Devam et. Şimdi şöyle bir şey. Ceylan'ın oğlu olduğunu nerede gördüler biliyor musunuz? Kep töreninde gördüler beni. Annesi gidince mezuniyeti. Benim oğlum İngilizce edebiyattan maşallah mezun oldu. İngilizce edebiyat helal oldu olsun. Melodi ama şeyde değil mi? Melodi de Samsun Üniversitesi'nde, Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde o da şey okudu. O da üçüncülükle bitirdi. Birisi ikincilikle bitirdi mesela. Ne büyük Melodi olursan şeye gitti Kanada'ya biliyorsun. Orada yaşıyor değil mi hala? Master yapmaya gitmişti. O gidiş ondan sonra da şimdi evlendi. Orada. Ay ne güzel ya. Çok bir anne güzel için ne kadar güzel gurur. Damadımı da çok seviyorum. Ay! Çok tatlı. Gidiyorum. Ramazan'da çocuklarım yanlarına. Onlar artık ben iki tane değil bir tane daha oğlum oldu benim Ozan. Damat yani. Tabii. Ay ne güzel. Damat diyemiyorum. Oğlum o benim. Yani ben öyle görüyorum. O kızım da aman oğlum da evlense kızım. Biz de öyle yani. Biz herkes aileden öyle canım gördük. Türk ailesi yani, böyle zaten. Kenetlenmek zorundasın. Ben onu evladım gibi görüyorum. O da beni çok seviyor. Arıyor beni. Ceylan anne diyor. Hadi ya. Ne tatlı. Ya daha tanıştığımda ona şey dedim. Görüntülü görüştürdü Melodi. Bak oğlum dedim. Yani dedim ben kızıma da söyledim. Kızım dedim iş ciddiye binmeden beni dedim kimseyle ben o tanıştırma dedim. Ben bak, hani iş ciddiye binsin sana evlenme teklifi etsin. Bravo. Ondan sonra dedim ben dedim hani yüz göz olayım. Ben bu yani yüz göz olmak istemem şimdi dedim. Zaten evlenme teklifi ettikten sonra biz damatla tanıştık. Direkt böyle yaptım. Bak dedim öyle hanımmış.
Bilmem ben öyle şey demedim. Direkt dedim bana acele ne diyeceksin. Ne desin? Ne diyeceksin? Bana hanım hanım sakın deme dedim. Hani bazıları der ya ben yaşım bir şey öyle benim takıntım yok. Mesela kızıma da demişim de sakın dedim kayınvalidene hanımmış, teyzeymiş, ablaymış hani olur yani. Gençler bunlar. Dedim direkt sakın anne. Öyle. O da senin artık bir annen. Anne diyeceksin ona da tamam anne. Ne güzel ya. Nefissin ya. Böyle gidiyoruz da şarkı söylemeyecek miyiz? Söylemez miyiz ya? Bir geçmişten ilk şarkını hatırlıyor musun? İlk şarkını. Evet hatırlamaz mıyım? Söyle bakayım. Seni Sevmeni Ölsün'den de önce. Ferdi abinin, Ferdi evet. Tayfun'un şarkısıydı. İlk kasetimde zaten oydu. Yaktı beni. Yaktı beni. Evet. O mu? Evet. Ha, o mu? Yaktı sevmek beni. Günah mı? Değil Hayır, mi? Hayır değil. Hayır. Sarılıp öptü beni, etmişti aşk yemini, görmedim böylesini. Okusana bunu. Okuyayım dur. Dur söyleme Alişan kapar şimdi hemen bu şarkıyı. Ya bu ne şarkı savaşları sizdeki ya. Ne oldu arayıp beni buldu. Bak bunu var ya şey yap ha. Kız dur Ceylan dur tut tut tut. Tamam siz bunu koymayın şeye. Ay Ferdi Tayfur'a hemen aramamız lazım. Trap yap bunu. Ne yapsın? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Rap. Diyorum ki sana YouTuber kadın ya. Trap ne? İşte o böyle hani rapçilerle oluyor ya öyle bir şey yaptı. Arayıp beni buldu. Yapacağım adamı da bulur şimdi o. Haydi. Yaktı beni. Bence de. İyi düşün. Deha duymasın bunu şimdi izliyorsak ki. Hatırlıyor musun okudun? Şey okumuştum ya bitti güvenin hakkın olamaz bu aşk senin. Hatırladın mı? Evet. Ceza. Kızım dur daha yeni ameliyattan çıktık ya. Nakaratı sözünü söyle bana. Unuttum onun nakaratı neydi. Şimdi gelmedi aklıma. Sen okuttun ya. Dedim ya bunu oku diye. Hatırladın mı okudun? Evet. Çok güzel. Hatırladım. Bak yaktı beni kenara koy. Şu an hemen hemen. Ferdi Baba'nın şarkısı mı bu? Tabii. Bestesi de. Çok. Evet. Ona gideceksin o zaman. Tabii. Çok eski şarkı. Dayım beni onun küçükken filmlerine götürüyordu. Tam klaplık bir şarkı biliyor musun? Kız yok, sus diyorum sana yok, sus yok, sus. Tamam bir şey olmaz ya. Ne sus ya televizyondayız. Hayır Ceylan'dan ye... Ay sanki evin salonundayız Ceylan'dan abi. Ceylan'dan bu düetten önce bir önceki şarkısı var onu dinleyelim ya. Mesela şu mesela okuyacağım şarkı Ankara mı yanacak? Bütün yani sosyal medya, YouTube ve TikTok'lar da viral oldu yani. Tabii. Şu an şey Ankara mı yanacak? Yani yakalım o zaman. Beraber yanmasın da yani hani temsili. Evet evet. Okuyalım mı şimdi? Okuyalım hadi. Hadi. Okuyalım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Diyor ki bu Ceylan mı? Neden? Çünkü Ceylan artık biliyorsun Ceylo. Hemen patlattı beni. Çünkü saçlar değişiyor, başlar değişiyor. Sürekli imaj değiştiriyor. Ve kadın bundan çok mutlu. Biliyorum. Böyle. Ben vallahi aşırı beğeniyorum. Mesela ben cesaret edemiyorum. Saçını değiştiriyor, tipini değiştiriyor. Kız Ceylo diyorum ne güzel olmuşsun. Bu sefer de Selena Gomez'e benzemişsin diyorum. Yemin et zaten herkes öyle diyor. Bak, bir Madonna var, bir Katy Perry var benim var, bildiklerim. Var, evet. Bir Marilyn Monroe var. Takip ediyor musun? Özellikle mi yapıyorsun yoksa bana bu yok? Vallahi gelişini yaşıyorum diyorum ya. Bir anda öyle oluyor. Sonra bir bakıyoruz harbiden yani biz ona benzetmiyoruz. Gerçekten özellikle öyle. Özellikle benzetmiyoruz. Öyle yapıyoruz sonra diyoruz ki bak millet benzetiyor. Evet de aynısı olmuşuz diyoruz mesela. Öyle yapıyoruz. Yani. Bu senin fikrin mi oluyor yoksa böyle bir imaj ya, çalışması mı oluyor? Ben her zaman yani bir insan tek başına hiç bir şeydir yani. Doğru haklısın. Ekip herkesin var. Bir ekibi vardır. Zaten her bir starın ve sanatçının ekibi olması lazım. Tabii. Yani buradan ses çıkmıyor böyle de çıkmıyor böyle çıkıyor yani bu ses. O yüzden böyle bir ekip işi olması lazım. O yüzden hep ekibim var yani benim. Evet. Biz fotoğrafları da derledik şu anda bahsettiğimiz isimlerin fotoğraflarını birazcık derledik. Onları da arada gösterelim rejiden rica edelim. İşte dedik ya Katy Perry var, Selena Gomez var aramıza gelecek şimdi evet. Yani ekrana. Madonna var, Marilyn Monroe'yu ben çok iyi hatırlıyorum. Ama bak bu Selena şimdi... Gomez ama 2018 bakar mısın ikizin gibi. Allah Allah. Hangisi Allah. Selena? Ha sağdaki. Bak sen de karıştırdın. Hangisi diyorsun? Bu da güzel. Dedikoduyu biliyor musun? Selena Gomez Kylie'nin sevgilisini resim çektirmeye çalışıyor. Kız çekil diyor bu da. Aa falan. Biliyor musun dedikoduyu? Bilmiyorum onu. Burada ikizi gibi ya. Babama delik var diyorsun orada. Tabii but. 2018 başka? Devam edelim. Ay buradaki vallahi biz yapıyoruz denk düşüyor diyorlar. Bu Ceylan olmuş. Bu Ceylan olmuş. Bunu geçelim. Ceylan. Bu normal diyorsun. Bu normal. bu ilk çıktığı Ceylan. Zaman küçük Ceylan normal bu Ceylan. Bu da büyük Ceylan evet. Bu aslan Ceylan olmuş.
Aslan yelesi gibiyim orada, görüyor musun? Güzel ama güzel. Evet. Abi kadın her şeye yetişiyor. Aa bak bu da güzel ha. Bu hangisi? 2023 bu, geçen sene. Bana bak, burada Amerika'da 1980'ler var ya. 74 pardon, 1974. Abi yok, sen ne dersen sen yaşlanmıyorsun arkadaşım. Yaşlanmıyorsun yani, bu bir gerçek. Başka bazen olma mı? İşte insanın genleri şanslı, kadın şanslı. Yok kırtlık. Var mı başka? Ah bu mesela, evet. Ceylan bak bu var ya, bu şapka Madonna çıkartılır. Mı? Gözü kapalı olan evet, Madonna, öbürküsü Ceylan. Vallahi. Güzel ama. Ha? Zor seçiyorum. Evet evet, doğru doğru. Bu da geçen sene. Çok sık değil. Her klipte değiştiriyor musun? Ya tabii canım, hepsi de kendi saçım değil. Peruklar da var yani. Peruk da takıyorum. Yani. İlla. Lazım mı böyle bir şey? Ha? Ne? Lazım mı böyle bir şey? Yani sürekli bir imaj tazeleme. Ya insanlar şimdi şey gibi düşün. Yani bilgisayara da telefona da format atman gerekiyor. Yani çünkü ağırlaşıyor her şey. Yani artık yani ağır gidiyor. O yüzden peki, yani. Sen hangi versiyonunu sevdin şeyin? İşletim sisteminin, madem bilgisayar diyorsun. Bir geri devam etsin. Merlin işte. Dur bir dakika, Merlin değil, Katy Perry bu. Katy Perry evet, mi bu? Yeşil ama Katy Perry önce Merlin Monroe olmuş, ondan sonra... Evet. Şey söyleyeceğim, bunda da, bu da çok iyi değil mi abi? Evet evet, evet. Birebir neredeyse. Bu yapay zeka mı, normal klip görüntüsü falan mı bu? Yo, bire bire yok yok, ben şimdi bakıyorum, dur bir dakika, burada var benim şeylere bakacağım, dur bakayım ben de. Ceylan bile artık ne yaptığını unutmuş. Fotoğraflar. Evet çok var, biz bile burada... sayamadık. Ha o pembe, evet o Katy Perry olmuş, evet. Ve estetik de yaptırmıyorsun bunları yapmak için aslında. Zamanında yaptırdığım ya, varsa yap, onlar. Yani evet, yani büyük estetiği zamanında yaptım ama tabii ki arada yaptırdım tabii ki işte. Dokunmuş. Botoksudur atıyorum şey, kolajen bilmem nesi falan filan, öyle yani büyük evet, dokunuşlar evet, evet, değil evet. Ama inanmıyor kimse. İnanıyoruz biz. Yani şimdi şöyle bir şey, hani evet estetik yaptırdım, arada da yaptırıyorum ama büyük estetikler artık değil yani yapılanlar. Korkuyor musun? Ben masada kalmaktan korkuyorum. Çok korkuyorum mesela. Allah korusun. Ne yapayım abi, kadınların tek korkusu işte o. Masada kalmak mı? Ben yani benim korkum insan, o. Allah korusun tabii canım benim. Tabii ki her anestezide bir risk var ama. Öyle düşünme. Geçen çünkü büyük velvele yaptı küçücük bir operasyon için. Haklıdır tabii ama. Esasında bu estetik şeyinde en çok büyük velvele. Şey. E tabii korktuk, biz bile korktuk kızım. Oğlum, sesim geri gelmeyebilirdi, deli misin? Bunu söylemiyorduk hani. Büyük velvele. Haydi sesli ameliyatını. Masada kalacağım demedim mi? Allah korusun ya masada kalırsam. Övme dedim ben de. Anesteziyle ile alakalı şeyler. Benim de şu an buralda bir sıkıntım var işte, bakalım hocaya gideceğiz. Ama senin ameliyatlık değil, benim hiç çıkmıyordu sesim ve çok zorlanıyordum. Benim sesim değil, buramda şişme var benim, şuramda bilir gibi. Aman baktır ha. Tabii tabii, şimdi şey yapacaklar, orası lef bezde oluyormuş yani şu. Allah şurada korusun. Böyle nerede oldu biliyor musun? İbrahim Erkal'ın klibinde şarkı söylüyordum. Allah rahmet eylesin. Ağzımı açtım. Aşkın dedim. Tak mı ettin? Ah dedim. Dedim arkadaşlar bir şey oldu ama bu dedim acı hiçbir acıya benzemiyor. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey dedim. Buram rah dedi. Şöyle böyle oldu. İnanamıyorum. Peki bir nasıl anda gitmedin? Şişti. Hala kaç gün oldu? İşte bir ay oldu. Doktor gitsin ilaç verdi. Ya. Antibiyotik. Eğer dedi geçmezse... şey film çekilecek. Belki taş falan olabilir, onu kırabiliriz. Tükürük bezi taşıdır o. Ben sana söyleyeyim. Yemek yiyince şişiyor mu? Yani yemek yediğin şişiyor. Zaman şişiyor mu? Doktorumuz konuşuyor. Ben çok iyi biliyorum çünkü bu vakayı. Ne bu? Tükürük yani şimdi, tükürük bezi evet. Tükürük aynen. Tükürük bezi taşıtattım. Evet. Tıkanmış orası. Şey değil, evet. Yemek yediğin zaman vücut salya üretiyor ve aşağı iniş olmadığı için orada tutuyor onu. Şarkı klipte ya. Klip çekiyoruz. Ben insanın morali bozuluyor değil mi? Ay ben gittim. Dedim, tamam. Ya bana bak. Evham anlamında söyledim. Kötü bir şey söylemedim. Hayır kötü bir şey. Esasında onun Allah kötü bir şey değil. Onun kötü bir şey değil. Onu söyledi. Bak ne yaptık. Ben bir moral bozuk. Ben gittim. Dedim bana bir şey oldu. Bende bir hastalık var. Ama öyle böyle değil. Buram şöyle bir şişti yani. Ay Allah. Şu kadar. Ona doktoru aradılar bir tane. Görüntülü konuştular. O da dedi sizin gibi işte. Evet, evet. Tükürük bezi. Nereden dedi. Biliyor musun? Benim eşimde var. Eğer ondan. Dedi geçmezse oluyor. Dedi. Yani antibiyotikle geçmezse orada doğru. Bir taş olabilir dedi. Bravo, onu tıkanıyor. Dedi ya dedi lazerle kırılacak ya da ameliyatla bakmak lazım. Bizim evet. Ses tellerimizde çünkü o böyle o ses telleri hani suyla alakalı gidiyor. Benimki de burada mesela
şey yapmış, toparlanmış. Mesela bazen hiç konuşmadığım zaman işte ya da ses çalıştığım zaman bazen gidiyor geliyor. Alişan dedi ki bak sakın ihmal etme onu, sonra büyür başına iş açar dedi. Haklı. İsmail Koçak direkt çok aldı. Haklı. Bir sürü şarkıcı arkadaşımın da başına geçmiş. Tabii geçen ki. Cem Davran'la da karşılaştım burada. O da dedi ki aman ihmal etme. Hani ses egzersizi zorlamaktan. Ha, hani çok şahane muhteşem tesisatlarda çalışıyoruz ya bazen. Ay sus ben var ya geçenlerde ama işte delirdim yani. Şey yapıyorum okuyorum artık var ya. Kalalık zannediyorum. Boğazı mı ağrıdı artık dedim ya, yoruldum. Hayır tesisatla alakalı, seninle alakalı demiyorum. Doğru söylüyorsun. Tesisatla yoruluyorum. Yani bağır. Zaten o gün bağırırken oldu. Aa dedim taş kesildim bir anda. Ama var ya Instagram'a koydum taş kesildim. Bir de ekstra bu program sen eklendi. Sen bu yaz benim ne yapacağımı biliyor musun aşkım? Ne yapacağım? Koca parası yiyeceğim. Hadi sen çalışmayacağım mı diyeceksin? Öyle diyor. Çalışmadan diye yemezler hadi. Hani biz yazın beraber çalışacaktık. Alişan inanıyor musun? Çaldım. Hani öyle. Bir dakika Alişan inanıyor musun? Festivallere gidiyor. Her kış aynı şey ama gerçekten artık vallahi. Sıkılır evde. Bak bir de böyle bir yalan arkadaşım. Yalan. Bir şey söyleyeyim. Ebru diye bir arkadaşım çok güzel bir laf. Daha kaç kaliteli yazımız kaldı diyor. Konuşma hep böyle. Hani güzel. Telefon hep böyle kapanıyor. Saçmalama tatile git. Daha kaç kaliteli yazımız kaldı. Bizim Ebru mu? Bizim Ebru. Allah olsun. Bizim Ebru. Hani böyle kapatıyoruz. Onun için yok ben bu sene yok aşkım. Bu sene seni de acayip bir yerlere götüreceğim. Ay hadi be sen de. Vallahi arayacağım dedin kaç kere Bodrum'da aynı yerde. Geçen sene sen de çalışıyordun saçmalama. Ay şu anda da kışlıkta aynı yerde. Sen ne aradın mı bir kere? Kız, bak enişte ne dedi bana? Kendimi bak dedi. Sen evde oturuyor musun? Bak dedi kardeşim dedi bana. Bak ha. Biraz önce. Dedi ki bizim mutfağa gelmişsin. Alişan kısır var mı abi? Bak. Enişteme bak. Mıntıka, bizim mutfağa evet. Gelmişsin dedi. Bak dedi bir şey olur hemen beni ara. Ceylan. Bak mesajları açarım. Ceylan neredesin? Aşkım bir de böyle. Aşkım şimdi ben Antep'te bir düğüne gidiyorum. Oradan Diyarbakır'a geçiyorum. Orada festival. Oradan Adana'ya geçiyorum. Ceylan biz tahmini ne zaman görüşürüz arkadaşım? Çünkü ben Ceylan'ı seviyorum. Enerjisini, dünyaya bakışını, pozitifliğini seviyorum. O yüzden ama benim arkadaşlarımın yanında ben bilirler yani. Ben böyle hop dire muhabbetim iyidir yani. Kimse yanımda sıkılmaz benim yani. Geçen farkında mısın? Sen bir aşiret düğününe gittiğinde 6 milyon lira dağıttılar. Evet, farkında gördüm. Mı? dur şeyi soralım. O fincanda öyle bir şey var mı? Fincanın ay kız o fincan şey mi? İstemeye kız gitme olayı evet. Mıymış o? Aa, lütfen adeti ben değiştiriyorum. Tanışma şeyi olacak o kahvesi. Öyle bir şey var mı bak yani? Hiç aşk hayatına girmedim yani, ama şimdi. Evet bir dakika kendi yani. Kendi kaşınıyor. Bir şey diyeceğim. Senin kadın erkek ilişkilerine ilgili bir yorum şeylerim vardı, cümlelerim vardı. Biz onu hazırladık bir izleyelim onun üzerine devam edin. Hadi bakalım. Ben de kısırı kapıp geliyorum. Buyurun. Hadi bakalım. Canım restoranda da tabii erkek ödeyecek hesabı. Durdurun abi gibi ben. Durdurun dünyayı. Kim ben mi diyordum bir şey sorayım. Bağım hiç fark etmez karşısına şöyle Ceylan'ı böyle ters düz edecek birini çıkar ya Rabbi. Yok ben sana bir şey söyleyeyim. Ne yok. Şimdi benim kızım artık evlendi. Ne yapalım? Oğlumun da şeyi var. Benim artık çok belirli bir şeylerim var artık. Yani sınırlamalarım var hayatımda istediğim. Ama gençsin hayır. Aşkım. Şöyle ne de o. Yaş olarak var. Ondan sonra ne kriter ne istiyorsun? Ha? Yaş kriterini kaç lazım? Ya 10 yaş olabilir yani en fazla. 10 yaş genç olabilir. Ha, olabilir tamam. En fazla. Tamam. Yani bir kere Melodi ile Yiğitcan'ın yaşlarında geçmesi lazım yani. Kaç en büyüğü? Melodi şu an 31 falan yaşında. Tamam işte yani. 39. 32 yaşında. Evet. Tamam. 40'ı olacak. Kendi parasını kazanacak. 40'ı geçecek. Kendi parasını kazanacak. Oturacak. O. Bir de yalan konuşmayacak, aldatmayacak. Gebertirim onu vallahi. Aldatma zaten o bir kural bile olmamalı yani, diye tabii düşünüyorum. Tabii bu gayet insani vasıflar. 39 evet doğru maksimum. Söylüyorsun ama öyle olmadı işte. Aşkım olacak elbet böyle Rabbim bak bugün kandil böyle ellerini havaya açtığın zaman. Yok ben Allah'tan her zaman hayırlısını istiyorum. Ne zaman şey olacağı belli olmaz. Yok kısa istedikten sonra benim hayatıma illaki biri girer. İllaki sanat birileri girer ama ben istemiyorum. Sanat çevresinden olur mu? Niye? Telefonu aldın. Olur mu? Görücü usulü beni verecekler. Efendim? Görücü usulü beni vereceksiniz. Bekarlar grubun mu var? Yok canım şaka yapıyorum. Ha. Ama yani tanıştırmak isteyen insanlar oluyor yani. Ama ben yok. Daha yok kafama basmadı bir şey. Ama 2-3 senedir bu moddayız. Neden? Ama ne yapayım yani şimdi? İnsan yalnız. Esasında sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün de düşündüm. Bak söyle. Geçen gün de değil. Dün mevelsi gün film izliyordum. Şöyle baktım.
Dedim ki Ceylan dizi oyuncularından biri mesela. Herhalde olsa kim olur? İlla hani başrol olması önemli değil. Dedim ki dizi yani oyuncu olabilir yani. He. Buldun mu birini? Yok buldum demiyorum. Dur. Televizyonculuk yapacağım. Tamam. Reklam. Aa. Reklamdan sonra söyleyecek. Oo. Gel. Ama merak. Gitti şimdi söylemez. Merak. Tamam. Dur söyleyecek ama dur o duyguyu kaçırma söyleyecek. Tamam. Alişan da birazdan bize katılacak. Düetinizi de dinleyeceğiz. Tamam. Sormaz mıyım? Efendim hepsi ve daha fazla için lütfen bizden ayrılmayın. Aradan sonra buradayız. Tamam. Ağzına sağlık. Allah hoş geldin. Hoş geldin Alişan. Neler anlattın yalnız neler. Yalnız bu şarkının klibini falan filan ilk kez seyrettim. Adamın sesi gidiyor Cez. Tutamıyoruz ya gidiyor. Bir yerde bir kopartıyorsun. Ey o maşallah. Askerden sonra oldu bu. Ey maşallah. Askerde 14 ay. Evet. Sabah 7'den akşam 6'ya kadar türkü söyleyince ses açıldı gitti. Oğlum sen ne zaman askere gittin? Ayda 19 liraya ha? Ne zaman askere gittin? Kaç sene oldu? 2010 işte. 2010 ha. Arkadaşlar arada açıldı iş motor diyorsun, olmazsa karaoke partisi mi yapsak evlerde acaba? Ne yapsak? İşmiş olmadığı zaman sesimiz şey nasırlaşmasın yani devam etmesi için diyorum. Nasırlaşmasın. Aa. Niye gülüyorsun? Sesler nasırlaşıyor. Doğru ses telleri. Doğru. Benim rahmetli babam söylerdi. Tabii. Ses nasırlaşıyor. Ses deli kas işte zaten. Yani anladın mı? Okumaya tabii. Ses nasırlaşır. Ben diyorum ki işmiş olmazsa aramızda ya arada böyle hani şey altın günü yapalım. Aramızda toplanalım. Alalım mikrofonu. Evde şey yaparız. Ben tabii şimdi epeydir Alişan'ı hani dinlemediğim için bu şarkısında şey yapmıyor mu şimdi canlı tabii şey olunca yüz yüze hani kliple de bütünleşince Jess'le ikimiz bir ara böyle kaldık adamın yani sesi uçuyor ne yapıyor bu ya? Ceylan'la düet şarkısı. Ay. Yani biraz insan daha. Sesi değil yani, öyle söyleyeyim. Yani Ceylan dedi ki mi de değil yani. Ceylan mi de nereden okuyor abi? Nereden okuyor? Ceylan re okuyor. İşte nereler oralar? Re ama birileri i̇şte, kandırmış tenor, diye okudum mesela. Tenor işte. Bu Ceylan'la düet yaptığımız şarkı inanılmaz dik bir şarkı. Peki ortada mı buluştunuz? Ne yaptınız? Ne ortası, hayır ortada buluştum. Değil mesela. ortada ben ona gittim diyorsun. Şimdi bayan sesinden erkek sesi çok zor. Bir de yukarı vurdu yani bayağı. Ki bu adamın da i̇şte korkunç bir oktavı tenor var. Tenor olunca yani. Evet. Çok güzel olmuş vallahi şarkınız biraz sonra zaten okuyacaksınız. Evet. Çok güzel olmuş. Dünden beri de bayağı izlendi. Dün bizdeydi, bugün biz sizdeyiz. Evet, ya ben çok gelmek istedim size ama işte yarın ben size yayın bekleyelim. Saatlerimiz çakışıyor ya. Bir de uzağız birbirimize. Bir kere çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Her evet, sabah program yapıyorsun, bir yorgunluk da vardır. Tabii. Saat itibariyle çok da başarılı gidiyorsun. Tabii ki. Çok çok teşekkür ederiz. Çok yalnız sağ ol. Yalnız çok kıl olduğum bir durum var. Habire partnerim deyip duruyorsun. Değil mi? Yani benim partnerim hani... O da iyi değil mi diyor? Değil mi? Değil mi diyor? Doğru söyledim. Ben bir iki kere stüdyoya basmak istedim. Öyle mi? Ama yok be. Kıskançlık oldu. Vallahi. Ciddi misin be? Eski yayınlarımızı falan izliyorum falan. Hadi canım. Ciddi misin? Okan'ı aramışlığım var birkaç kere. Ne dedi? Bu herifi ortadan kaldırdım. Çok uyuz oluyorum. Gideceğim dedim. Yine gideceğim. Ben abi zannetmiyorum ben bunu kendime böyle bir... Bir şey diyeyim ama Cesi iyi çocuk ya. Yok be şaka yapıyorum. Bir de ortak ama... şeyleriniz var. İkiniz de cimri... Ya pardon cimrisiniz. Tabii oğlum ikiniz de cimri. Bak bu cimriliği sen çıkardın zaten. Senle Ece çıkardınız. Bir saniye. Benim arkadaşım evlendikten sonra... Bu da görmedim. Evlendikten sonra... Ceylan ben görmedim duymadım. Ben görmedim. Evlendikten sonra benim arkadaşım Rabbim şükürler olsun Buse'ye. Eli açıldı adamın. Yani normale döndü yani hani öyle değil. Gerçekten hiç öyle şeyini görmedim. Ya Ceylan yapma Allah aşkına. Hiç, arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bu masada kavga çıkacak. İstiyorsanız yarın bana gelin. Hiç öyle bir siz şey. Siz ne kadar zaman partnerlik yaptınız? Biz bir sezon. Dolu. Seda abla bizim elimizden alana kadar şey. 24 saat. Yani ani ani akası vardı. Ne? Vallahi öyle dedikodular var. Çocuklar sakın ha falan filan. Yok ya dedim ben zaten Miami'ye gideceğim. Tatil umurumda değil falan. Alişan biraz şey oldu hani... Yani nasıl ya falan oldu. Bu garibim hiç yakıştıramadı. Benim her şey olabilir. Aa sonra bana bir mesaj Seda abla. Ben geliyorum sabahların sultan. Ha öyle mi dedim. Her şey olabilir. Cez televizyon dünyası bizim sanat camiasından daha bela. Şimdi daha biz programa başlayacağız. O yaz Demet'in yazlıkta buluştuk. Çeşme'deydi galiba değil mi? Tabii evet. Çeşme'de buluştuk. Dedi ki işte ilk hafta dedi şunu alacağız, bunu alacağız, işte şöyle yapacağız böyle. Dedim ki senin o söylediğin isimlerin hiçbiri gelmeyecek biliyorsun bak, değil mi? Bak Cez bir gün koltukta yani? Oturuyoruz böyle oturduk. Bak anlatsın dedi bak. Dedi ki ay Hakan Altunlu kanka be Hakan Altunlu'nun ikimiz böyle tam heyecanlı. Böyle yapıyoruz bak. Okan da böyle bıyığını yalayıp bize bakıyor böyle. Biz böyle koltuklara oturduk. Dedim ki saçmalama Hakan lan canımız bak, böyle ciğerimiz. Bak. Böyle bak şimdi bak. Megafonu açtı. Hakan abi nasılsın dedim. İyiyim Ali'ciğim dedi. Hakuş ne haber?
dedik ki işte biz Demet'le dedik işte başlıyoruz sabah programına. Dedik seninle açılış yapmak istiyoruz dedik. Ya dedi Alişan'ım çok gelmek isterim ama dedi ben müziği bıraktım dedi. Adam sonra televizyon programı yaptı abi. Ama adama müziği bıraktırmışsınız ya. Bir anda adam müziği bıraktı. Teoman gibi diyorsun. İki ertesi ay sonra televizyon programı başladı. Alişan dedim ki yok ya öyle demek istemiyorum. Ertesi 15 gün sonra falan programdan programa koştu. Sonra televizyona kendisi program yaptı. Neyse olsun. Yine de seviyoruz arkadaşımızı. Tabii seviyoruz. Şimdi biz gelecek sezonda program yaparsak Allah'ın izniyle benim partnerim oluyor mu artık demek? Adamı nasıl bir aramaktır adam sanat efendim hayatını bırakmış ya. Diyorum ki gelecek seneye de taşarsa bizim program. O zaman sen bir sezon yapmışsın. İkinci sezona geçersek tamam mı yani? Acun abi midir? Helal ediyor. Helal ediyor musun yani Demet'i? Bilmiyorum. Tabii o daha iyi bilir ama. Bilmiyorum mu? Bir şey söyleyeyim saçma. Bir de şu şeyi açıklığa kavuşturalım. Tamam ben TRT'ye gidiyorum hadi. Bir şey söyleyeceğim. Tek başıma. Bir şey söyleyeceğim. Şunu da şeyi yapalım. Hani geçen her defasında diyorum ya bu bana kızıyor sonra. Kızım beni zannedecekler falan söylesene diyor. Hey hani şu Alatura var ya Ceylan sen alır mısın Alatura'dan para? Orkestranın. Hayatta. Bir lira. Abi seni hiç kastetmedi bile. Yok evet, hayır şimdi hep söylüyor ya. Sen hep soruyorsun Alişan mı Alişan mı diye. Hayır Alişan mı diye sormuyor. Sen bir şey veriyor. Sen bizi mi seviyorsun? Arkadaşın mı? Sen kendi programına kamerana baksana abi. Programdan sonra eve giderken açıyorum bakıyorum. Arkadaş biz şey yapıyoruz mesela. Sinirim bozuldu. Mesela şey senelerce böyle gittik. Ben bütün ekibim de bunu bilir. Mesela diyelim 17 kişi 18 kişiyiz. Bir kişi daha ekleniyor 19 kişi ne kadar mesela diyelim 5000 lira mı aldılar? 5000 lira. O 5000 lirayı bak o diyelim 5000 lira 10.000 lira neyse bilemem artık. Ne alındıysa biz SMA hastalı çocuklara tek tek şey o günkü aloturayı SMA hastalı helal çocuklara kız kardeşim gönderim yapıyor. Ve orkestranın grubuna dekontları da atıyor. Hani yanlış anlamasınlar diye. Dekontlar atılıyor. Biz böyle bir sistem yaptık. Sen şimdi Alişan'ın cimriliğini bilmiyorsun. Bekarken falan filan. Vallahi cimri. Benim ne cimriliğim oldu bir ya? Bir kişi konumuz olmadı ki. Mesela ne yaptım? Mesela bir kere sushi diye gitmiş. Sen bununla hiç yemeğe gitmedin mi ya? Gitmedim. Gitmedik mi? Gittik kız kaç kere nereye gittik? Program benim. Gitmedim. Bak şimdi sushi. Yanlış bir şey olacaktı. Gittik. Arada bırakmayın beni karıştırmayın. Bak şimdi sushi'ciye giderdik tamam mı? Ondan sonra böyle yapardı. Of kızım bu fiyatlar ne falan filan. Ama onu bak. Çağla da aynı şey. Bak şimdi ben de buna inat böyle yapıyordum. Bak. O da gelsin bu da gelsin masayı donatıyordum. Yuh ya diyordu hepsini yiyecek abi, misin? Abi bir kilo sushi yenir mi ya? Çiğ köfte mi bu anladın mı yani? Işığım gitti. Sushi yiyor mu? Işığım gitti. Sakın ışığım ne zaman park edecektim bekliyorum ben de. Işığım nerede? Kızım pilini çıkarmışsın Allah'ın ben yapmadım ki. Kendi çıktı. Ceylan niye ışığınla oynuyorsun? Çocuk gibiyiz yemin ederim. Bana bir tane bir şey var ya. Ya bana bak. Bu duramaz yerinde. Tamam koyayım tattım da. Şöyle duruyor ya. Ne o? Kim? Ne o kız? Amerika'daki heykeli. Amerika'da şey böyle duruyor. Ha, biri geliyor ışını alıyor. Küt diye kafasına geçiriyor. Bir bak bakayım nasıl? İyi, otur bakayım. Ama sen bir de ne zaman fark edecek değil. Niye fark edeceğim? Baksana. Şimdi siz bir şey söyleyeceğim Ceylan. Ne yapayım ben şimdi yani? Ta 27 sene niye bekle? Bizim gibi arada bir 6 sene kaybınız oldu mu? Biz biliyorsunuz bir 6 sene bir küstük. Niye küstü? Sene neden küstü? Yok canım. Saçma sapan bir nedenden. Ben seninle bir ara konuşmak isterim. Saçma sapan bir nedenden. Senin büyük tecrüben vardır Demet'le ilgili. Bu arada bak ben senin gıyabında hep şunu söylerim. Çok samimi de söyleyeyim, yüzüne de söyleyeyim. Bu ülkenin en iyi programcılarından, erkek programcılarından biridir derim. Her röportajımda da söylerim bunu. Çok samimi söylüyorum. Ve istikrar da sürdürülebilir işler yaptın yani. Evet, çok istikrarlı bir adamsın sen. Ya 2007'den beri televizyon. Evet. Hatta biz ilk seninle ne zaman yaptık hatırlıyor musun? Özel bir kanal. Evet. Bana toplu para başka getirmişlerdi. Ben onun şeyine. Evet evet. Hatta ilk konuğumuz kimdi hatırlıyor musun? Allah rahmet eylesin. Müslüm Gürses. Aa canım. Tabii. Biz daha önce program o zamanlar bir televizyon programı. Ben 94'te yaptım. Başladım. Bak televizyonculuk hakkımdır ya. Bak ben türkü söylüyor muyum kardeş? Söyle mi? Işığın gitti. Tamam ışığı gitti. Al beni. Al canım. Al cesini. Ver şunu. İşte bunu bekliyorduk biz zaten. Bütün tantana bunun içine. Ceylan onu istiyorsan direkt böyle tut. Boyunu asalım mı? 27 sene sonra nereden bak, bak. Nereden aklınıza geldi Ceylan? Bizim ilk düetimizi söyleyeyim mi? İlk değil Prestij mi? Müzik'te evet. Benim ilk albüm çıkacak 96 sene. Of. İşte şarkılar markalar. 14 tane 15 tane şarkı geldi gitti. Sonra bir tane de işte Mahsun abinin sözümüzü ona ait galiba. Evet. Dedi ki Ceylan'la dedi düet yaptıralım. Hani yeni çıkacak hem haberler çıkar dedi. Hmm. Daha fazla haberi çıkar. Hem de dedi ses şeyleri de birbirine yakın. Çok da güzel bir şarkıydı o. Onunla deki, başladık. Böyle oku. Deki böyle de. Dedeki oku böyle Mahsun. Söz müzik onun muydu? Söz müzik onundu. Seviyorum diye bir şarkı. Hatta ilk işte
Şahane Pazar'a çıkmıştık. Ben, Seda abla. Seda ablanın yine kardeşi yine vardı. Yine var orada Seda abla değil mi? Tabii vardı. Sedat vardı. Ceylan vardı, ben vardım. Tabii bir ara nöbetçi, çok sanatçı gibiydik zaten. Yok, nöbetçi. Onun kardeşi Seda ama abla. Ama siz Prestij'de öyle bir furya vardı değil mi? Biriniz bir yere giderken böyle hurra gidiyordunuz. O görüntüleri ben bulun demiştim. Hurra görüntüleri mi? Hurra, hurra. Hazırlıyorlar demek ki. 4-5 kişi beraber gidiyordunuz. Şu sushi'yi bitirin ya, ben merak ediyorum bu işi. Bir dakika, ben sushi'yi de bitireyim. Şu bütün menüyü söylüyorum ortaya düet, falan. Düet olayını niye dedin mesela? Ben şimdi yazın. Bu parçanın sözümüzü Yusuf Tomakin diye bir kardeşimize ait. Bayağıdır çünkü o bana şarkı gönderiyor. Bir gönderdi. Ya ben arabada gidiyorum. Alişan'ın sesi bana geliyor. Bir şey geldi böyle. Dedim ki Alişan'ın sesi geldi. Yemin ediyorum o anda yani Alişan'ı duydum sanki. Aradım, dedim ki sana bir şarkı gönderiyorum. Beğenirsen gel düet yapalım mı dedim. O ama kadar. Kaç yıldır da zaten bunu konuşuyoruz. Aynen. İşte bir şarkı mı yapsak, türkü mü yapsak? Ne yapsak? İşte ne bileyim, ne yapar? Ne yalan yapalım, aşkım bana da diyor. Biz çünkü çok güzel bir şarkıya imza evet. atmıştık. Melekler imza topluyor. Ondan sonra diyor ki hadi şarkı bulalım falan. Ceyhun bana atıyor ama düetlik değil. Prestij görüntüleri hazır. Hadi izleyelim lütfen. Ceylan. Ataberk arkada. Bu. Ben nerede? Ceylan yok. Ben bunda Ceylan var zannediyorum. Sen kesin Yıldıray abiyle kavga ettin. Oğlum Yıldıray orada. Ben manyak mısın? Sen şurada. Şey, arkadaşlık, dostluk baki mi? Kim? Görüşüyor musunuz? Şöyle çok uzun bir süre görüşmedik. Yani Prestij'den koptuğumuz zamandan sonra görüşmedik. Hatta arada bir sürü şey de oldu. Ama en son işte Mahsun abi de, Özcan da, hatta Mahsun abi kardeşimin vefatında gelmişti. Hatta ben kaza geçirdiğimde de biliyorsun aramıştı. Sonra kardeşimin vefatında da geldi. Başka eve de geldi. Hastaneye de geldi Mahsun. Sen tabii kendinde değildin. De direkt zaten haberi duyar duymaz hemen hastaneye geldi. Hastanede de vardı. Sonra eve de geldi. Özcan'la da telefonda konuştum. Kardeşi geldi. Hani bundan sonra dedim asla hani böyle bir günde yanımda olduğun için bütün geçmiş dedim siliyorum. Asla dedim bundan sonra aramızda hiç kötü bir şey geçmeyecek. Yani tek ne yapacağız? Sormak istiyordu o yüzden. Neyi? Yok şimdi bir başka sorulacak bir şey. Neyi sorayım? Ha, filmde var mısın diye soracaktım ben. Yok çünkü ben henüz seyredemedim Prestij filmini. Ben 95'in sonu gibi girdim Prestij'e. 96 mezunuyum öyle derler. 96 film 95'in sonuna kadar çekilmiş. Zaten yani şey hiçbirimiz yoktuk ya. Evet, Ceylan da yok mesela. Ceylan benden de eski Prestij. Yani evet, yani o tarihlerde o tarihleri işlemiyorlar. Yani Hilmi abilerin 4'ü varken yani. 4'ü varken zamanki zaman. Ya işte Prestij'ci yani. Benim aklıma bir şey geliyor ama yayında söylenir mi sorulur mu bilmiyorum ama en iyi cevabı da siz bilirsiniz. Rahmetli Hilmi Topaloğlu'na bir şehir efsanesi vardır. Mahsun Kırmızıgül'ün Seda Sayan'la ilgili yaptığı bir şaka varmış. Doğru mu? Öldüm hikayesi. Doğru değil mi abi? Tamam, doğru. Ben aldım cevabımı. Ne oldu? Şey, düet şarkıyı ne zaman girecek? Annesi başka şey konuşalım. Evet. Doğru, onu sonra reklam arası anlatırım. Anlatılabilir şekilde anlatamaz mısınız? Yok, yok. O kadar mı yani? Yok. Peki tamam. Sen bilir misin hikayeyi? Bilmez miyim? Ya çok hikayeler var. Tabii insan böyle tabii kanka olunca da Ceylan'la da. Kurban beni seçerler genelde. Pardon. Hayır, evet. Hiç hayır öyle bir şey. Hayır hayır, şey olarak onu demiyorum. Hikayeleri anlatma kurbanı benim yani. Tamam. Hep ben taklitlerini yaparım. Sen bile anlatmıyorsan tamam, sustum kapattım. Evet. Ne, tamam. Neler neler var ya. Yani aslında hikaye 95'ten sonra 96'dan sonra çıkıyor da. O işte ilk kendi girdikleri, ilk o başarı hikayeleri falan. Denk gelecek. Allah dinleyecek yani. Asıl zamanı o zamanda aslında. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu muhabbeti internete falan taşısak çok tatlı oldu ya. Para kazanırız en azından. Bu muhabbet ne var? Ceylan'ın bir bıçaklanması var Prestij'in önünde. Gerçek. Tabii canım, evet. Gerçekten. Sen bilmiyor musun? Ha, bir dakika hayal meyal hatırlıyorum. Anlat bakayım. Bak, sene 98. Yani şimdi Mahsun'un hayranı ondan sonra geliyor. Ya ona söz veriyorlar. Diyorlar ki gel senin sesini dinleyelim. Gel senin sesini dinleyelim, kaset yapacağız sana falan. Prestij de öyle ya, hep artık telefon hadi gel tamam geleyim falan filan böyle şeydir. Prestij çok ünlüydü hani şey olarak. Ya, herkes oraya girmek. Hatırlıyorum ya. Şarkı söylemek anlatsın. Akıllı bina. Sonra geliyor çocuk. Bütün işi gücünü bırakıp geliyor. Çocuk 4 gün boyunca Prestij'in kapısında bekliyor. Parası da bitiyor. Ve kimse çocuğun suratına bakmıyor. Parası. İşte Mahsun abi giriyor, Özcan giriyor, ben giriyorum. Ama kimse şey yapmıyor ki, hatırlamıyor ki çocuğu. Çocuk en son diyor ki artık parası da bitmiş. Yiyecek ekmeği kalmamış yani. Diyor. Çocuk diyor ki bana diyor böyle yaptılar. Bu kapıdan diyor ilk gireni diyor bıçaklayacağım diyor. Çıkanı. Çıkanı. İlk çıkan da bu. Sen misin be? İlk çıkan şöyle. Herkes gitti. Sanatçı olarak kimse yok o gün. Ben de Özcan var.
Hilmi abiyle oturuyoruz. Dedi ki Özcan dedi ki ben biraz daha oturayım dedi. O biraz daha oturmasın mı uçakta? Uçaklanmadı herhalde değil mi abi? Uçaklandı. Sen bayağı kalçadan. Şu an zaten böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz da. Aslında skandal bir şey anlattıkları da. Ya ben böyle bitecek zannediyorum finali. Tabii tabii. Bayağı bayağı bayağı. Sonra Hilmi abi bir de bizim Veysel işte Veysel kucaklıyor Ceylan'ı. Evet. Sarıyorlar bıçaklandığı yeri. Hastaneye götürüyorlar. Ya ben zaten o dönemlerde 49-50 kiloydum. Çok zayıftım biliyorsun. Hatırlıyorum. Çok kan kaybettim. Tabii, tabii Allah korusun. İlmi abi ama başka bir yerine de vurabilir. Mahsun'un, atar damara matar damara gelse geçmiş olsun. Tabii Mahsun'un Yusuf yani izliyorsun da selam olsun. Yusuf gerçekten hayatımı kurtardı yani. Böyle bir nasıl etimi sıkıyor biliyor musun? Hani o kan nasıl akıyor ama yani. Ben farkına varmadım vurulduğumun. Ben şimdi kurbanım ya. Ben kalça, farkında kalça değilim. Çıktım. Gayet normal yürüyorum. Arabama doğru prestijden çıktım. Bir an bir sıcak. Böyle gayet normal yürüyorum. Birisi geldi şöyle oldu. Bir şey yap. Hani böyle bir şey geçti. Sen sıcağı sıcağına ben de falçatam gibi şey mi? Ay Allah korusun. Ay tamam güzel şeylerden bahsediyorum. Ben yürüdüm. Bir baktım bir sıcaklık geliyor. Ben böyle dedim. İlmi abi dedim. Bir çığlık tabii. Ay, ondan sonra. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet amin eylesin. Ondan sonra. Sonra da yani dedi, sonra çocuk kendini şey yapmak için o da uyanıkmış yani. Sen şikayetçi olmadın değil mi çocuktan? Ha? Şikayetçi oldun mu? Yani, olmadın galiba. Oldum şöyle demiş ki o da uyanık. Demiş ben demiş hayranıydım. Ben resim istedim kendisinden. Bana hakaret etti. Oh. Beni azarladı. Aa, ben o zaman da varmış vurdum böyle bak. Tabii canım. Tabii. Hazır cevap başka şey. Peki sen ne oldu biliyor musun? Yani hiçbir ceza almadı çıktı. Yine geldi bir resti. Aa yok artık. Aa geldi. O zamanlar öyleydi. 90'lı yılları biliyorsun. En sonunda ne yaptı biliyor musun? Allah rahmet eylesin Murat Göğe Bakan. Ne yaptı biliyor musun? Ulan dedi. Ayıp değil mi dedi hemşerimsin dedi geldin dedi burada dedi kadını dedi bıçaklarını gel lan dedi gel içeri gir dedi hadi dedi bir oku dedi sesini bir dinleyeyim dedi en sonunda. Aa, hiç unutmuyorum. Sonunda amacına sonunda ulaştı. Sonunda amacına ulaştı dedi ki bak hiçbir şey olmaz sana git dedi gelme buralara bir daha gönder. Sonra ne oldu? Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Adam yani oğlan geldi şarkısını söyledi gitti bu kadar bir önceden ama o zamanlar öyle bir dönemdi biliyorsun hani tarlasını kamyonunu. Ne bileyim kredi çekip kaseti yapanlar şey yapanlar o zaman öyle bir biz de tam barışmadan zamanları biz de tam barışmadan önce Cez tamam kim? Mı Seren'in Özledim galiba nişanı sen ve Alişan mı evet Seren'in galiba nişanıydı ana bir baktık aramızda bir kişi oturuyor Alişan da Buse ben ne Okan böyleyiz tamam ben diyorum ki Okan'a sakın bozuntuya verme güzel hanımefendi beyefendi oturalım kalkalım gidelim aşkım tamam falan filan dedi meğersem ortada kim bizi barıştırmaya çalışıyordu minik Seren herhalde yok Seren değil. Ha Cengiz abi mi? Cengiz Erdem. Cengiz'di galiba. Ha, Cengiz Bey de diyor ki Yaşar İpek de tabii şey yapıyor hani oturun oturun herkese bir oturun oturun. Ben Alişan'ı sahneye aldılar alkışladım. Ben sahneye sen çıktım. Sen orada mıydın o zaman? Hayır biz girdiğimizde çıktı dediler sizin için de o yüzden. Şu an nasıl beni şeye düşürdün oğlum ben sen? Ben öyle zannettim ne bileyim. Saçmalama yanımızda oturuyordunuz. Allah. Yok kız yan yana oturmadık öyle. Hayır önümü yanımızda iki kişi saçmalama bir kişi arkadaşlar, vardı. Arkadaşlar televizyonda değiliz şu an gayet evde muhabbet ediyoruz. Ne güzel bir muhabbet ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Güzel ya. Sen benim sahneye çıktın falan bile hatırlamıyorum da şuradan kafana şimdi kalemi ye. Sahne vallahi şu an hatırlamıyorsun sen. Sonra neyse biz birbirimize ben sana söyleyeyim ben de çıktım. Bunlar bir baktım alkışlıyorlar mı falan diye bakıyorum böyle uzaktan. Alkışladım ama. Alkışladın. Tamam, onu niye hatırlamıyorsun? Hatırladım şu an hatırladım. Ben tam böyle Okan'ı güzel kıvama getirmişim. Yumuşamış herkes sana. Çünkü nereye gidiyorsunuz falan filan işte daha dedi şey olacaktı falan. Ay yok biz gidelim falan. Biz önden bir çıktık. İşte gazeteciler soruyor hani Alişan içerideydi falan. Ha teşekkürler ben alkışlarım bize yakışan budur falan. Gayet güzel konuşuyorum. Bunlar da çıkıyor tam güzel konuşacaklar. Biz de Okan'la seyrediyoruz bakayım bunlar ne dedi. Ne demiş? Bu Alişan işte olabilir işte güzeldi falan filan. Bu sefer yapıyor. Lütfen ne demişti Minik? Aa. Bizle alakalı olmayan şeyler. Oy, o Buse var ya bak gözümde bir büyüdü. Ulan dedim. Ama şimdi sevgili gelin. O yüzden bir şey yapacak bir şey yok. Sonra barışmamız ikinci sayfada bizim kızlar şeyi paylaştılar. Burki'yi paylaştılar. Daha yeni doğmuş. Ne etkiledi beni biliyor musun? Bak ne kadar acayip bir damla şey hayat. Şu gözünde bir damla yaş var Cez bebeğin. Ay ben böyle bir like'ladım tamam mı? Sonra dedim ki Okan'a, ay dedim ben dedim, ha ilk yalan, pardon resmini baksana dedim Alişan'ın oğluna. Çünkü bizim onunla genç yani gezerken falan hep hayalimiz, evet. Acaba biz kimle evleneceğiz, çocuklarımız olacak mı falan. Ben bunların yanında erkek arkadaş gibiyim ya tabii. Hep böyle şeyler konuşuyorduk ya, ya dedim minik baksana şunu, ay dedi, ne,
nasıl da güzel dedi bebek dedi. Ben de ondan aldım gazla like'ladım. Tam bu sefer kızlar bizi aradı falan. Bu adi töbe töbe yani bu beyefendi çocuk. Dediler ki işte bağlayacağız hani barıştıralım falan filan. O kadın haberi yok ama. E iyi dedim ben şimdi gönlüm zaten özlemişim adamı 6 sene var. Hani zaten bir eften püften nedenin ama evet. O Buse'nin o dediği buramda kafamda kalmış. Neyse. Aa ben bağlan bekliyorum Cez. Alişan yok karşıda. Hayır ben. Bekletti ben beni. Hayır ben bekliyorum onun bağlan. Ben de zannettim ki o bağlanmayacak. Ben bağlayayım da. Dedim ki o bağlanmaz. Televizyona bağlanacaksınız. Ha, ben Demet'ten ses gelmedikçe ben de bir şey söylemeyeyim diyorum. Hani şey olmayayım şimdi. Şeye düşmeyeyim. Tabii. Bak ya. Demet'ten ses geldi bak, ondan sonra. Neyse sonuç itibariyle bizim Gülşen'le Müge çok güzel bir işe imza attılar. Keşke bebek daha önce doğsa. Sonra tabii Buse'yle biz çok iyi arkadaş olduk. Baktım kız cömert bir kız. Ama o dönemler. Bak şimdi nereye getirecek konuyu yine. O dönemler bak, konuşmuyoruz ya. Bak bu ilk. Bak ilk fotoğraf. Evet ya. İlk Burak'la. Maşallah. Maşallah. Şimdi 5 yaşında Burak işte. Ay canım benim. Oy, maşallah oğlum. Ona. Bir de Eliz'imiz var tabii. Allah herkesin çocukluğunu. Amin. Eliz var ya. Üçüncü düşünülüyor mu? Ben yani. Söyle söyle. Söyle söyle ben düşünmüyorum diyecek ya. Buse çok istiyor. Buse ister tabii. O çok istiyor. Biraz daha büyüsünler çocuklar ya. Ben iki yeter. Yani ama beş, çok da fark hani açma bir, derler. Şey de Eliz de bir 6-7 olsun da ondan sonra. Siz bana bak. Tabii. Ne diyorsun Ceylan? Evlensin çocuk yapsın diye çok tavaf yaptım. Evet evet. Ben. Vallahi bak yalan değil. Çok her gittiğinde sağ olsun. Her umreye gittiğinde öyle tavaf yaptım hep bunu arıyordum yok, hemen anda. Bak diyordum tavaf yaptım inşallah diyorum şöyle olacak böyle olacak diyorum. Her nişandan şükürler sonra. Olsun şimdi iki tane var bak bak iki tane var. Çok dökülmeye evet, gelmişler evet, oğlum. Her nişandan sonra diyor. Her nişandan sonra diyor. Öyleydi diyor. Bir ara bahtsız bir dönemdi çünkü ben bunu da her yerde anlatıyorum yani. En son nişanım bozulduktan sonra ben dedim ki artık evlenmeyeceğim. Ha sen dedin. Yani artık dedim yok demek ki Allah kısmet etmiyor dedim böyle bir şey. Ben dedim yeğenlerimle falan böyle mutluyum. Çoluk çocuk sahibi olmamak. Ceylan. Yeğenlerim var. O sırada biz. Ondan sonra işte Allah karşıma Buse'yi çıkardı yani. 3 bölümlük dizi. Onu bir önceki programda da söylemiştim. Katıldım. 3 bölümlük dizi. Rating almadığı için kalkan 3 bölümlük dizi. Benim hayatımın senaryosu oldu. Hayatta evet. Hiçbir şey ben buna inanıyorum. Gerçekten öyle. Bazen yaşadığımız iyi olaylar da olsun kötü olaylar da olsun. Tabii canım. Hiçbir şey tesadüf değil midir? Sebepsiz değil biliyor musun? Her şeyin bir sebebi var. Yani sana bir şey öğretiyor ama iyiyi ama tabii. Kötüyü ama bir karşılaşma ama bir şey var yani. Ha diyorsun ki ne mana niye böyle bir şey oldu ama onda da bir mana oldu. Her şeyde bir hayır çıkıyor. 3 tane diyor ki 3 bölüm ama hayır demek ki siz o şekilde tanışacaksınız o oymuş sizin kısmetiniz. Aynen. O şeymiş dizi çekmişler yani öyledir. Vay be. Hadi bir dinleyelim şu düeti değil evet, mi? Evet. Ya, rica edelim sizden. Sormaz mıyım? Efendim yeni şarkım sormaz mıyım? Şu an bütün platformlarda. Bu senin şarkın ama Alişan sana eşlik ediyor değil mi? Tabii. Evet. Patronum. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Vallahi öyle. Onun şeyinde. Hayır Alişan eşlik ediyor da şöyle bir şey esasında Alişan şey biz öyle bir şey ne oldu bana böyle bir şey? kalk şarkı söyle. Bana bir şey oldu bir dakika. Işığın değişti o yüzden. Evet. O iyiydi. Ortam yani, farklılaştı. Esasında ortaklaşa okuduk. Yani hiçbir şekilde benim okuduğum yerde de o da var. O yani o bana düet ben ona düet. Şarkı gelsin. Aa, nereden çıktı? Ben ona düet diyorsun. Ceylan müzikten çıktı. Bakalım. Valla güzel şarkı. Çok iyi. Çok iyi. Çok son iyi. Zamanlarda böyle arabesk şarkılar çıktı. Evet ya. Müsaadenizle bir şey söyleyeceğim size. Tabii ki. İyi anlamda lütfen anlayın diyeceğimi. Tiyatrocularda bir cümle vardır abi. Bir kelime vardır. Bunu insanı onore etmek için söylerler. Eğer çok iyi bir oyunculuk sergiliyorsa senin içine hayvan kaçmış derler. Sizin ikinizin de içine hayvan kaçmış. Nefis söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir düet. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Şarkı Allah. Güzel ama. Ben Alişan'a da söyledim. Çok büyük şarkı. Küçük çok ama iyi. Çok diki falan var. Bu, bayağı. Bu şarkı bestekarı Yusuf kardeşimin gerçekten şey çok fabrikasyon gibi yani inanılmaz derecede fabrika yani. Çok güzel şarkılar var. Söyleyeyim sana da bir şarkı. Sen bana söyleme. Sen tabii şimdi son 4-5 yılda çok büyük kayıplar verdin aileden. Onun için tabii kendini müzikte şarkılarda buluyorsun. Onun için bu kadar çok sık şarkı çıkartıyorsun değil mi? Yok esasında öyle değil. Şimdi benim kendi şirketim olduğu için ben kimseye almıyorum şirketimi. Yani sanatçı olarak. Ha, bir tek kendim. Tek kendim olduğum için şimdi o şirketin ayakta kalması için devamlı bir performans gerekiyor. Yani devamlı bir üretim gerekiyor orada. O YouTube kanalının atıyorum o şeyin boş kalmaması lazım. Demek devamlı bir şey üretmek lazım.
Mesela niye diyeceksin, almıyorsun. Büyük beklentiler oluyor insanların Doğru. benden. Anladın mı? Şimdi geliyor diyor ki ben Ceylan'ın firmasını oldu da yani bana şey yaptı. Dedim yok kardeşim, ben seni televizyona da çıkaramam, hiçbir şey yapamam. Hani eskisi gibi değil. Hani televizyonlar yok öyle. Müzik alayım çıkarayım. Hani bir günde şöhret olunacak bilmem, öyle bir şeyler yok yani. Hani ben böyle bir şeyin sözünü veremem. Baktım başım şey olacak. Ay dedim hiç kimseyle uğraşamam. Bir de kalkar ah eder bana bilmem ne. Ben böyle şeylerden çok çekinirim. O yüzden dedim ki boş ver Ceylan. O yüzden kendi şirketimde kendi şarkılarımı mecbur devamlı üretmek zorundayım. Orası çalışması için. Reklamdan önce tam bir şey anlatıyordu. Dizi seyrediyormuş. Oyunculuk değil mi? Ben başrol değil de hani. Hayır ben illa başrol da olur olmazdı. Yani ne bileyim ben canım. Öyle bir şey zaten yapması için önce bizi arayıp bizden bir değerli kalacak diyorsun. Zaten öyle bir şey olduğu zaman arayacağım kişi. Ama Alişan'ın ışığına bak, buranın ışığı daha güzel ha. Benim ışığım güzel değil mi? Ceylan'ın ışığını da aldım ben. O yüzden onu şarj ettim. Sen benim niye yerimi değiştirdin? Hangi yerimi? Benim yerim orasıydı. Beni oradan aldılar, buraya getirdiler. Yok sen tam ortadaydın. Hayır, bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek. Evet, öyle. Şimdi yanlış anlamadım. Şu evet şu dizi mevzusu ne geçti aklından? Söyle anlat. Ben kimin şey yaptı? Kim beğendi? Ben film seyrederken benim aklımdan bir sürü şeyler geçiyor. Tövbe yarabbim, ne geçiyor? Ne geçiyor? Ne geçiyor Ceylan? Ya. Doğru işte. Geçiyor yani. İnsan aklından bir şeyler geçiyor. Yani mazisi geçiyor. O anda geçiyor. İlerisi için geçiyor. Fırlamalık düşünüyorsun. Her şeyi düşünebiliyorsun. Tamam. Bunu sana kim düşündürüyor? Ben mesela dizi direkt seyrederken. Hangi diziyi izledin? Hangisi? Ya şimdi ben o diziyi bilemem, hatırlayamıyorum. Çok sevdiğim diziler var. Yalan, yalan. Dedim ki dedim. Bu dönemin dizisi mi? Hangi dizi? Yani, söyle, evet dizi bu dönemde söyle. Yani. Evet. Var şu an. Daha yeni iki gün önce ya. Engin yani Türk filmi yani. Dizi Türk dizisi mi? Türk dizisi. Tabii ki yabancı. Ne yapayım? Yabancı diziyi söyleyeceğim diyeceğim. Ömer dizisindeki yan roller mi? Ömer dizisi mi? Yok be. Hangisi? Hangi kanal? Hadi söyle ayıp. Ya hayır ben söylemiyorum. Ha söylemeyeceğim. Yani neyse hayalini söyle şimdi. Bırakın hayalini bir anlatsın. Hayalini söyleyeceğim. O dizideki gibi bir aşk mı yaşamak istiyorsun? Hayır, hayır dedim ki ay dedim ben şimdi evdeyim ya. Ay acaba? Dedim, acaba dedim hani dizi bir oyuncusuyla beraber olsam şu an dedim nasıl olurdu mesela. Kaçta hayal ettim falan. Bir anda. Ha. Ay dedim güzel olurdu be. Aa! Evdesin şu an o işte arıyor. Aşkım nasılsın? Setteyim hala. Tamam falan yani böyle bir şey olabilir yani. Çok iyi geldin ha buraya. Evet yani şey diyalog. Şimdi evet. Alalım diziyi alalım. Evet yok diziyi alamayız. Yani dizide kimseyi öyle bir düşünce diziyi alamayız diye. Ama ben bilmiyorum, aman tövbe ya Rabbim. Demeyin öyle bana. Olabilir dedim yani bir şey olursa. O kesin birini beğenmişti şimdi. Kesin. Evet, ya onu zaten söyledi de çok ara verdik bak alamadık. O duygu kaçtı. Evet o duygu kaçtı. Ama öyle düşündüm dedim güzel olabilir yani hani. Diyalogları falan bir anda hayal ettim. Bir şey söyleyeceğim sana. Arada böyle özlem olacağı için sürekli adam evde olmayacak. Evet. Öyle bir ilişki istiyorsun değil mi? Seni sıkmasın, boğmasın. Devamlı dibimde evet evet yani. Hani ne kız, şey olsun. Ne güzel. Ben maçları bile adamla izliyorum. Dizi yorumlarını izliyorum. O bir tek Survivor'ı izlemiyor. Ben izliyorum. Yok ama o oldu. Ama bu yerinde durmuyor ki. Bakma bu, benim bu. Öyle benim öyle dediğime bakma. Hiper ben aşık kadın. Olursam durmuyor yerinde. Ayırmam. Bilir. Bak. Ay, bana mı anlatıyorsun? Tabii. İstersen hikayeni anlatayım. Şimdi öyle diyorum. Kız korkutma. Bir korkutma. Kere birisi önemli değil, bir sevgilisinden ayrılmıştı. Ben. Ondan sonra biz de. Tamam. Net önemli değil ismi. Ha. Böyle yaptı şimdi adam bunu arıyor tamam mı Cez? Biz de konsere gideceğiz ama yurt dışına konser. Ondan yok bunu alacağız pardon bunu havaalanından alacağız. Gelişten mi gidişten böyle tersten aldık tamam mı? Ha. Bu geçtik şeyi ne derler? Pasaport kontrolünü geçtik. Adama böyle yapıyor. Böyle sesi dinlet. Bak gördün mü geçtim. Hadi yakala yakalayabilirsen. O aradaki, beni yakalayabilecek o ya. Aradaki lafları sana sonra ya. Anlatacağım. Bak. Eski artık. Öyle, yok öyle Ceylan artık. Böyle deliliklerin öyle var mı? Canım, deli misin nerede? Ama kusura bakma da bahsettiğin kişi de ruh hastasıydı yani. Estağfurullah ben isim söylemiyorum ama. Söylemem ama yani ben. Ama söyledin mi bir şey? Bahsettiğin kişi de ruh hastasıydı yani. Estağfurullah. Çarşıya bile gidemiyordu. Estağfurullah. Yani. Bizim sektörden mi? Yok ya hiç kim olduğunu önemli değil. Hayır geçtik. Sanki ben pasaporttan ya. Böyle yapıyor bak telefonu. Harika ya. Abi komedi değil mi bu bak böyle? Ama böyle. Yani bir bak. Yani beni anladın mı artık? Onlar ben de en sonunda dedim ki bak ne güzel oh dedim gidiyorum yani kurtuluyorum. Ya. Biz neler yaşadık Beces. Vallahi ben bugün böyle çok güzel dinledim sizi. Sana ben bak Alişan'ın hanımı biliyorsun yılbaşından beri kaldı, yurt dışında kaldı. Gelin. Ya, yeni bu geldi. Da çekim gibi. Diyorum ki Alişan, karın yok, çocuklar ne zaman gelecekler? Artık bir atlayıp gelseler. Ne yapalım canım, hava muhalefeti. O kadar rahat ki. 6 gün kız uçağa bindi, iniyor. 6 gün uçak uçmadı. Uçak havalanmadı. Nereden geliyordu?
Batum'dan. Batum'dan. Gelemedi. Rüzgardan 6 gün uçak havalı. Yapacak bir şey yok. Ama geldi şükürler. Ben de 6 gün evde değildim ya, o yüzden. Aynen. Bu da çekimlerde olsaydım. Bütün Anadolu'yu dolaşıyor falan. Allah güzel Allah. Gidiyor ya. Yoksa 6 gün özlerdin sen çocuklara en azından. Canım. Çocuklar gelir gelmez. Demet'im bize böyle hani çok partnerlik yaptığınız için söylüyorum. Var mı böyle pozitif veya negatif bir şey? Alalım bir. Bir de onu da alalım. Şey o da çok şeydir. O da çok mükemmel. Bak ikimiz de böyle. Evet evet. O da öyle. Dost olarak gördüklerini hep yanında görmek ister. Hı hı. Eğer en ufak bir yanlış, ama şey hani yanlış derken ufak, hani ne bileyim. Kazık. Kazık yani, hani hastalanır. Aramazsın. Normal. Veya işte insan işi. Ona sen de takıntılı mısın? Ben özellikle kardeşimden sonra evet çok daha fazla takıntılıyım. Çünkü biliyorsun hani o kadar arayan oldu ki beni. Benim hiç tanımadığım insanlar, işte Ajda Pekkan mesela beni acayip duygulandırmıştı araması. Hiç hani bir merhabamız vardır. Ne bileyim Hülya Avşar. Ben de çok bütün insan kardeşimin yoğun bakım döneminde aradı. İşte Sibel Can aradı. Hiç konuşmadığım, görüşmediğim Güşen mesaj attı mesela. Hiç konuşmadığım, hayatımda görüşmediğim bir sürü insan mesaj atınca ben de dedim ki hani ben de bundan sonra en ufak bir şeyde bile, ben de şu an hiç tanımadığım insanlar bile olsa gazeteden veya televizyondan görünce hemen arıyorum, soruyorum. Evet. Hastalık zamanı çünkü insan konuşmasa bile, düşmanın bile olsa, hani o güne kadar düşmanın gibi gördüğün insan bile olsa, o hastane kapısında gördüğün zaman, hele ki bir de eski dostunsa, eski arkadaşınsa, o zaman onun ne olduğunu kimse anlayamıyor, biliyor musun? Yaşamadan, evet. Yani inanılmaz. Şimdi yakınını kaybeden insanların psikolojisi öyle bir şey ki, yani dibin dibine vuruyorsun, diyor ki gitsem ne olacak? Hayır öyle değil. Evet. Değil, sen çok şey olacak. Evet. Yani insan var ya, bir şey, bir acı paylaşmak diye bir şey var gerçekten. Hani insan ekmeğini nasıl paylaşıyorsa acıyı da paylaşacak. Dostluk paylaşıyorsa onu da paylaşacak. Ben bu acıları için ben çok insan sildim bu yüzden hayatımda. Evet. Evet. Hadi güzel şeylerden bahsedelim. Evet, haklısın yani. Haklısın. Öyle öyle. Evet, hadi bakalım. Öyle, evet, haklı. Ne bahsedelim? Ben size bir şey bahsediyorum. Hadi, güzel bir şey anlat. Ben konuyu değiştiriyorum. Bahsettiği söyle. Konuya döneceğim. Nereye? Hani, diziye mi? Bak ben bir... Diziye mi? Hayır, hayır. Ben, o bahsettiği hani telefonu böyle dedi ya böyle. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim bir gün söyle. Ne olduğunu. Bak şimdi hepiniz böyle. Ben bir gün evden pijama ve terlikle arabamın anahtarını aldım ve çıktım. Pijama terlik. Kaçtım. Evet. Kaçtım. Evden kaçtın. Neden? Cüzdanımı da alamadım. Kaçtım. Ondan sonra yolda bir arkadaşımı aradım. Ondan para aldım. Bunu Ankara'ya. Ben. Peki arızalı mı seviyorsun? Yok ha. Yok. Alişan konuşur musun? Ay ay istemiyorum. Vallahi insanın yaşı ilerledikçe. Sen anlattın, tekrar girdin konuya. Şimdi bak gençlikte çok başka bir şey. Ama insanın yaşı ilerledikçe ben huzurumu arıyorum. Şimdi benim huzurumu kaçıracak. Siz bana diyorsunuz ki bak ben 3 senedir hayatımda kimse yok. 3 sene oldu evet. Mu? 3 senedir benim hayatımda kimse yok. Diyorlar ki bana niye istemiyorsun? Ya benim huzurumu kaçıracak bir insanı ben niye isteyeyim hayatımda ya? Benim Ceylan'la... Paramı kazanıyorum. Ceylan'ın hayatında İşime gidiyorum. Gördüğüm sahneyi anlatacağım size. Söyle. Kafayı mı anlatacağım? Sakın. Sen o kadar rezil etme beni, yeter. Sene 95 tamam, sonu yeter. Gibi. O kadar cahildim. Ben albümü hazırlıyorum. Stüdyodayım. Bak ya. Gece gülmeden saat... anlat ya, biz bilmiyoruz gülmeden. Gece saat 2 mi 3 mü ne? Hı. Ben stüdyoda kulaklığımı bak, taktım. Evet. Stüdyonun camın arkası seni duymuyor ya. Edemeyiz. Sen de onu doğru. Duymuyorsun. Biraz daha. Şarkıyı söylerken bir anda tamam. Ses gitti. Fazla değil. Kısadan anlar. Evet. Kim olduğunu söylemeyeceğim ya. Orada yönetmenimiz duruyor. Benim yanımdaki ikinci şahıstan da bahsetmeyelim. Merak etme ha. Tamam. Ondan sonra. İsim yok, evet, isim zikretmiyoruz. Evet. Kulaklık takılı. Ben tam işte şarkıya bir daha gireceğim. Bir baktım içeri biri girdi. Ama cam yüksek ya. Ceylan'ın sadece kafasını görüyorum. Hani boy... Bak böyle geldi şimdi. Niye zıplıyor mu daha? O sırada evet. Yönetmen sesi kesti. Ben içeri duyuyordum. Abi, duyamıyorum. Bir dakika, artı parantez. Boyumun yetmediği yerde sandalyeye çıkıp saldırabiliyorum. Ne yaptı biliyor musun? Dur. Saldırabiliyorsun. Çıktı sandalyenin dur. Üstüne. Öyle yok. Bir dakika evet. Çıktı geliyor. Sandalyenin üstüne. Geliyor. Bir kafa attı. Gelene. Ona, o kimse. Evet, tamam. Yönetmene. Çok merak ettim. Bak böyle bir şey olamaz. Ha, bildim şimdi, tamam. Ben sesi falan duyamıyorum. O çığlıkları mılıkları hiçbir şey duyamıyorum. Siz bunları sonra anladın. Ben bitti zaten. Daha beni kim ama alacak? Ama eski canım zaten? Bu 20 yaşında. Canım bu gençlikte olmuş canım. Yaptı, bitti. O onu dövdü. O ona bir şey yaptı. İşte
gitarlar mitarlar havada uçtu. Hırçınlık diyelim falan ona falan. Dövme ben falan. Ben hiçbir şey duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Sen böyle ben orada görüyor içeride, musun peki? O şeyin film vardı ya Şener Şen'de şeyin filmi. İçeride arabesk gibi ben içeride bekliyorum. İkinci kıtayı okumamışım ya. Ben hala. Abi herkes koptu ya inanamıyorum. İnşallah hani izleyenler de kopuyordur yani televizyon başında. Bu tam gece programı yaptık. Okuyayım da kasetim çıksın bir an önce. Onu beklerken o ona harala öyle. O da düşmüş şarkıda. Tabii canım bu hiç bak oradan bir kalkayım. Gideyim arkadaşım ortaşıyım yok. 19 yaşındayım daha hayatımda olsun. İlk defa stüdyodayım. Delikanlısın bir çık kurtar kadını. Delikanlısın 19 yaşında çıkmış sandalyenin üstüne adama uçarak kafa atmış. Ne delikanlısı Ceylan. Araya mı girdi? Ceylan ay sen delikanlılık yap şey, kurtar kadını. O zaman Aynalı Tahir değildin Serkan. Serkan'dın o zaman. Serkan da Alişan değildi. Bir dakika sayın seyircilerim bu bahsettikleri yıl 95 yılında ben öyle bir insan değilim. Çocuktunuz. Bak. 95. Ya, şey ergenlik diyelim ya. Şu anda peki huzur diyorsun değil mi? Ay yok deli misin? Tabii ve seni alacak, boğaza inecek, çok balığını değişti. Yiyeceksin. De ben deniz kenarında ben el ele. Mesela film izlemektir bilmem. Ya, huzur arıyorum öyle dum çıs dum çıs dum çıs müzikler falan filan. Yok yani. Ben insanı hadi ama hadi bak bakayım telefon bize bakalım yani, telefon. Şu an çok değişti. Tercihlerimiz değişti yani. Ne? Şu an çok değişti. Öyle mi diyorsun? Valla 3-4 yıldır Ceylan acayip. Huylu oyundan vazgeçmez olabilir. Aman. Vallahi yok. Sakinlik istiyorum. Ben şimdi huzurum yerinde. Paramı da kazanıyorum çok şükür. Eşini gelecek adam benim huzurumu kaçıracak. Niye? Nereden biliyorsun ya? Yani şey yapıyorum. Nereden biliyorsun huzurunu kaçıracağını? Ama ben anlıyorum artık demek. Bakıyorum adam arızalı. Mesela neyi seviyor? Şekli seviyor. Bak çekiyor ama senin de arıza çekiyor. Hayır. Bakıyorum adam şekli seviyor. Bundan ne olur hiçbir şey olmaz. Bu adam şekilci. Hemen uzuyor. Ondan sonra gezmeyi, fotozmayı seviyor. Hemen hiç diyorum ne işim ne var. Ne yapalım evde oturalım. Yani evet. Yani o yüzden hayır evde oturalım dizi değil. Dizi izliyor. Diziden yani, şey yapıyor. Atıyorum yemeğe hayır. Gidebiliriz. Tabii ki bir arkadaşlarımız şey ama ben kusura bakmasın onunla gece dolaşamam yani. Benim de bir şeyim var yani. Ama kaldırmıyor kafam diyor yani. Hem kafam kaldırmıyor ben onu şekil yapacak diye onu bir bambaşka bir şarkı çanta yap. Gibi yanında mı gezdireceğim ben onu? Şarkı yapsan boş. Değil mi? Bak yapsam boş ver. Bu da var. Sen ışığında biraz evet, haksız mıyım? Ha doğru deli misin sen ya? Ne yapıyorsun? Işık veriyorum kız. Sağ tarafta bir şey oldu. Nur geldi bak. Nur. Bak. Bak ben her zaman söylüyorum. Bir de sürüyorsun atın Okan'la, başı. Yani kız kıza dışarı çıkalım diyor. O da diyor tamam minik çık diyor. Gidiyorum abi kız kıza gittiğim yerde. Diyorum ki ay minik beni almaya gelsene. Mahsus onu bahane şey yapıyorum ki orada dursun. Masanın başında hiç orada öyle tuzluk gibi duruyor. Hiç bizle eğlenmese ama onun orada varlığı güzel. Allah'ım ya. Adama öyle şey için tuzluk demedim ya. Tuzluk demedim. Adam tuzluk ne ya? Şey abi adam nasıl Koskoca tuzluk baksana. Okan Reis'e bak. Şey gibi oldu adam. Neydi o? Enişteme bak ya. İyimen. Koca adam. İyimen. O büyük şeflerin tuzlukları gibi olabilir. Bir şey söyleyeyim. Geçen gün şey bunlar yapalım. Evde maç seyrediyorlar tamam mı? Okan böyle yapıyor. Oğlum diyor gitsene bu Fenerli şey Okan Galatasaraylı. Hı hı. Ay ben aralarında kaldım. Sesim de çıkmıyor. Alişan bir ziyarete gelmiş. Ben hemen arada mutfağa kaçtım. Ne reklama mı gidiyoruz? Ha, evet ama sen lafını bitirince. Bir şey söyle. Biz gece programı mı yapsak dörtlü? Dörtlü ateş var bir şey diye. Ama bu sürdürülebilir bir şey olmalı. Yok bir televizyon ara olmasın YouTube olsun. Yapalım vallahi ben yapalım. Her şeyi anlatabilirim. Anlatabilirim. Öyle olmuyor iş. Bir ama siz benim aşk hayatımı bitirdiniz. Biz bir ara verdik. Yok aşk biz başlamamış ki. Başlamamış ki. Başlamadan evet, aşk hayatım daha olmamış bitti. Ki. Bitsin. Tanrım kötü. Biz ara verelim. Biz ara verelim. Eğer efendim kaldığımız yerden Demet ve Jess'le gel konuşalım devam edelim. Hadi şarkı kusura bakmıyorsunuz. Ben bundan sonra sabah yayınımı yaparım. Sabah yayınımı yapar buraya gelirim. Daha çağırmayın beni. Gel abi ne zaman istiyorsan gel. Vallahi gel. Sabah yayınımı yapar buraya gelirim. Tamam. Burada devam diyorsun. Ha, aynen 1:30 gibi buradayım her gün. Devam. Vallahi fix konuk. Şey... Hatta üçüncümüz hatta. Şey... Konuk da değil. Ha? Şu arkalarda duracak. Gözüm üstünde duruyorsun. Ama bir şey vallahi çok güzel program oldu ya. Ben hiç sıkılıyorum. Aa, ben daha anlatamadım ki. Bu arada bak. Daha bir... neler vardı? Ne vardı? Daha anlatamadım. Daha merak ettim. Ne vardı? Bize anlat. Bize uçağa yetişecek mi sen? Sözleşelim. Bir kez daha yapalım bu programı. Bu böyle bir bölüm daha yapalım yani. Yok. Evet ya. Vallahi billahi. Ha haftaya buluşalım. Haftaya. Vikingler geliyor. Haftaya buluşuruz. Hepimiz biliyoruz değil mi Vikingler şarkısını? Sen biliyor musun? Bilmez miyim? Canım Morton uçan kas. Vay daha onlara geçmemiz lazım, konuşmamız lazım. Bir kere de biz iadeyi ziyarete gelelim. Gelin.
Değil mi? Vallahi. Gelelim. Gelin, gelin, o gün bant zaman yaparız. Biz de canlı gideriz ona. İstediğiniz zaman. Mesela o gün. Ne oldu böyle gözlerini toplayacak? Bu kadar rahat konuşabilir miyiz diye dedim. Niye konuşmuyoruz? Devletimizi, televizyonu. Ben de olacak mıyım o gün orada? Tabii ki. Senin saç baş dağıldı, bir şey oldu sana. Ben kapatamıyoruz, programı kapatamıyoruz. Ben gelmiyorum. Tamam hadi. Sebep? Benim bütün hayatımı bitirdiniz burada. Hiçbir şey demediniz. Aşk hayatı bitecek. Hiçbir şey demediniz. Başlamadan bitti de yaşam yapıyorum. Ben reklam arasında ne dedim? Nefis bir kızsın dedim. Hakikaten olduğun gibi dedin. Çok güzel bir program. Nasıl geçtiğini anlayamadım. Biz de öyle. Başka anlatacaklarım var, sonra anlatacağım. Peki. Vallahi teşekkürler ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Hayırlı kandiller şarkınızla bak, bu kandil günü daha çok milyonlara hemen ulaşsın inşallah. İnşallah. Amin. Ki ulaşır zaten. İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi efendim biz yarın tekrar aynı saatte burada olacağız ve inşallah Tanyeli konuğumuz olacak. Aa, evet canım benim ya, şifasına da kavuştu diye öğrendik. İnşallah. Öğrendik. Amin. Amin. Vallahi Allah razı olsun. Nefis program yaptık sizinle. Çok samimi söylüyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Demetciğim. Görüşmek üzere. Oldu. Görüşürüz o zaman. Hayır, izleyicilerim. Sanki bana söylüyorum.